Merhabalar ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serimi hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanları yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl Olunur? Bu bölümde konuğum Teoman. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında ilk defa birine sadece ismiyle hitap ettim onu fark ediyorum. <laughs> ne titir söyledim. Ne meslek söyledim? Teoman Yakupoğlu, müzisyen, söz yazarı, şarkılarının sözlerini kendi yazan, seslendiren, konseptler yaratan ve kitap da yazan bir insan. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Son projeden başlayalım mı ilk önce? Tamam. Koyu antoloji 25 senelik kariyerimde şöyle bir toplama yapayım dedim. Birbirine ilintili şarkıları yan yana koyayım. Çünkü eskiden albüm yaparken biz bir bütünlük izlemezdik. Şarkıları tek tek yapardık. Onlar içerisinde o 25 sene içerisinde birbirinin yanına yakışacak olan şarkıları aldım ben. Tekrardan düzenledim. Yeni zevkime göre düzenledim. Daha evvelden onları albüm yaparken albümlerin kendi tınılarına göre Düzenlerdik biz onları. Bunları tamamen başka bir şekilde düzenleyeyim değişik olsunlar diye yaptım. Onların da konser versiyonu bu konser olacak zaten. Hı hı. Daha önce de buna benzer konser bu Konserleri verdim. vermedim aslında. Aklımdaydı biraz meşakkatli geliyordu. Tekrardan çalışmak lazım provalar işte kuartetler olacak, görselleri olacak falan diye biraz ileri atıyordum tembellik yapıyordum o konuda. İKSV'den bana bir teklif geldi. Dediler ki işte mesela biraz daha değişik düzenleseniz, tek piyano, cello ile çalsanız, sonra yavaş yavaş grup girse falan dediler. Ben dedim ki bunu herkes yapabilir. <laughs> Ama benim herkesin yapmadığı başka bir şeyim var. Bunu yapmak istiyorum. Koyu antolojiyi ben onlara önerdim. İKSV Caz Festivali kapsamında da Hı -hı. harbi açık hava tiyatrosunda çok büyük bir sahnede pek çok insan bunu dinledi. dinleyecek. Dinleyici İzerle konuşmuştum. Çok çok heyecanlıydı. O da işte Caz Festivali'nin başında şahane bir konser. Çok heyecanlıyız diye ondan açmak istedim. Peki sen bir dönem müziği bıraktın. İki sene olmadan Evet. Geri döndün. Niye bıraktın? Niye döndün? O açıklamayı niye yaptın? Aslında çocuğum olacaktı. Para kazanayım diye döndüm. <laughs> Bırakma nedenimi tam açıkçası şöyle şeyler vardı. Uzun yıllardır ben hatta tarihini bile verebilirim. Kendi kişisel tarihimden tabii. 37 yaşındaydım ben. En güzel hikayemi yaptım. Ondan sonra da bir dağıldım. <laughs> Bu benim çok istediğim bir şeydi. Çocukluk hayalimdi aslında o pozisyon. Fakat bir yerden sonra aşırı bir monotonluğa giriyor. Hiçbir şekilde zevk almamaya başlıyorsunuz. Hayal kırıklıkları oluyor. Beklediğiniz gibi çıkmıyor işler. Veya olduğunuz o pozisyon sizi artık tatmin etmiyor bir şekilde de bütün hayatımı ben müziğe verdim. Sadece müziğe vermedim tabii başka şeyler de yaptım ama hiç de gerçek bir şeyler yaşamadım gibi geliyordu bana. Hep böyle bir oyunun içerisindeydim. Ben geri çekileyim dedim. Ben artık bu iş için yaşlandım galiba demeye başladım. Bir sürü kişi hayatlarını bir yoluna sokmuşlardı ama ben 19 yaşından beri aynı hayal dünyası içerisinde yaşadığımı hissettim. Bir sürü şey var bırakma nedenimin içerisinde ama benim fikrim şuydu. Eğer ben bu kendimi kandırdığım müzik dünyasından uzaklaşırsam gerçek olayları daha net göreceğim. Dünyayla ilişkiyi daha net sağlayacağım gibi gelmişti. Öyle olmadı bu arada. Bıraktım, sadece bırakmış oldum. Yani dünya değişmedi, ben değişmedim. Hatta daha da kötü hissetmeye başladım. Hiçbir işe yaramayan bir adamım diye hissetmeye başladım. Bu bende genel bir şeydir. Ama genelde kendimi işlevsiz, hiçbir işe yaramayan bir adamım ben diye hissetmeye çok müsait bir karakterim <laughs> var benim. <gülüyor> <gülüyor> ya gülüyorum çünkü felsefe şey okumuş bir insanım. Daha doğrusu önce iki kere dinledim. Benim çok çok sevdiğim kitaplardan biri. Çok da tavsiye ederim insanlara Österitel'de. İki kere dinledim Teoman'ın kendi sesinden dinleyince o kadar şahane ki bunları böyle içtenlikle anlatıyor. Siz o Teoman'ı seviyorsunuz, anlıyorsunuz. Çünkü Teoman bizimle birlikte büyüyen, biz de onunla birlikte büyüdük. Daha çılgın bir karakter. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Mirgün Cebaz'la bir söyleşisi var Gain'de. Mirgün Cebaz şöyle bir anekdotunu paylaşıyor. Bir kız arkadaşından ayrılırken kız arkadaşı kızıyor ona. Ne yapacaksın? Teoman mı olacaksın bu saatten <laughs> sonra? Hani <bir> serserilik. <laughs> çok güzel. Öyle bir imaj varken bütün o dünyayı anlıyorsunuz Fasapiso'yu okuyunca. Benim de çok hoşuma giderek gülerek gülümseyerek dinliyorum. Anlayışla dinliyorum bu hikayeleri. Peki onu bir basın açıklaması şeklinde yapmak. Herkes müziği bırakabilir, yaptığı işi hmm. bırakabilir. Bir dönem sıkılabilir. Ben Ondan basın sonra... açıklaması yapmadım aslında. Şöyle Neydi bir şey karar vermiştim ben. Bir sürü insanla, bir sürü projeler üzerine konuşuyorduk, ediyorduk. Müzisyenlerinden, ekiplere, organizatörlerden vesaireye, aranjörlere, bir sürü kişiye. Ben birdenbire onu söylemek istedim. Hem de kendimi de hmm. inandırmam gerekiyordu. O, o, da güzel bir şey olacaktı. Fakat birdenbire inanılmaz bir şey oldu. Bütün gazetelere çıktım. Televizyonlarda ağlayan kızlar Teoman ne olur müziğe dön falan diyorlar. Hiç öyle bir şey beklemiyordum ben. Ben sadece bizim iş yaptığımız insanlar okuyacaklar. Aa Teoman'la artık iş yapmayacağız falan diyecekler diye düşünürken birdenbire her yerde Teoman müziği bıraktı. Ağlayan kızlar falan. Diyor. birdenbire paniğe kapıldım ben. <gülüyor> <gülüyor> Bir tatil kampındaydım. Allah'ım dedim her yerde herkes benden bahsediyor. Ne yapacağım ben diye korktum. <laughs> Bir de onunla uğraşmak. Bir de onunla uğraşacağım geldi. ben. Hiçbir şeyle uğraşmak istemeyecekken onlarla uğraşacağım diye Üzüldüm biraz. Bazen insan bir alışkanlığını bırakınca mesela bir yere yazınca, herkese söyleyince... ...mesela ben beş kilo vereceğim deyince ve bunu sürekli hmm. söyleyince bir söz vermiş olursun ya... ...söz verdiğin insanların önünde o pastaları yiyemezsin kolay kolay. Hani biraz öyle bir şey gibi gelmişti. Bir dakika ben bir söz de veriyorum. Hani hem size hem kendime gibi de gelmişti. Ben şöyle düşünüyordum. Bir sürü derdim var, bir sürü kafamda olan şey var fakat ben kendimi müzikle uyuşturuyorum. Şöyle ki şarkı yazıyorum stüdyoya gireyim orada zaman geçsin diye. Konsere gidiyorum işte bir şekilde zaman geçsin diye. Ben biraz daha gerçek görsem dünyayı diye düşünüyordum. <laughs> Yani hayatım boyunca bu çocuk mesleğiyle uğraştım. Bütün normal insanların normalde yaşadığı hayatları yaşayamadım. Başka başka bu çocuk meselesine bir kafayı taktım. Diğer sorunlarımdan uzaklaştım veya düşünmem gereken şeylerden uzaklaştım. 44 yaşına geldim daha adam gibi ilişki kuramadım. <laughs> Çocuğum olmadı vesaire. Yani başka başka özendiğim insanların yaptığı şeyleri yapamadım. İnsanlar ne güzel küçücük uzak bir yere yemek yemeye gidiyorlar. Onları hissetmiyorum. Güneşin batışına baktığım zaman ben onlar gibi hissetmiyorum veya yurt dışına gittiğim zaman serserilik yapıyorum sadece. Hiç etrafı görmüyorum, etmiyorum. Bu yaşa geldim, hala aynı hayatı yaşıyorum diye de bıraktım aslında. Bu değersizlik duygusu, potansiyelini gerçekleştirememek hissi sende hmm. hep varmış değil mi? Bunu sık sık da söylüyorsun, dillendiriyorsun evet, ya da yazıyorsun. Evet, yani şöyle bir şey oluyor. Bir sürü mutlu insana bakıyorum. Benim bir arkadaşım var. Yıllar evvel işini bıraktı. Başarılıydı da işinde. Hiçbir şey yapmıyor. Keyfi acayip yerinde. Hiçbir şey yapmıyor ama. Yani <laughs> kitap da okuduğunu zannetmiyorum onun. <laughs> Yani öyle adamları falan çok kıskanıyorum. Hiçbir şey yapmadan keyfi yerinde olan insanları veya küçücük bir şeyin peşine giden arkadaşlarımı. Yine başka bir arkadaşım var. Sabahtan akşama kadar hiç çalışmasa, hiçbir şey yapmasa kendini çok güzel eğleyebiliyor. Ben onlardan değilim. Öyle insanları kıskanıyorum. Peki şimdi neler hissediyorsun? Hani şey yeniden çok... konserlere, müziğe dönmekle ilgili İ... ve babalıkla ilgili bunun maddesi. İnsan sürekli değişiyor veya insanı bilmem ama ben sürekli değişiyorum. Her günde bir başkası olarak uyanabiliyorum. <laughs> Öyle bir boşluk duygusuyla falan uyanıyorum. Fakat ilginç bir şey oldu. Sahneye çıkmayı çok sevmeye başladım. Hmm. Önceden çıkıyordum, eğleniyordum ama ona bir anlam yükleyemiyordum. Eski anlamı kalmadı hiçbir şeyin diye düşünüyordum. Şimdi de pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ama eğleniyorum diye mutluyum. Belki de bu yaşla gelen bir şey. Şeylerde de görüyorum. Bütün müzisyenleri, sanatçıları falan çok takip eden birisiyim. Bunlar nasıl oluyor da 70-80 yaşına kadar bu işleri yapıyorlar diyorum. Sadece para için olamaz çünkü... Yani Phil Collins'e bakıyorum adamın 500 milyon doları falan var. Şu anda bacakları tutmuyor ama Genesis'le konsere çıkıyor. Yani onu nasıl yapıyorlar? Niye yapıyorlar diye çok düşünüyorum. Yaşlanmışlar da aynı hazzı alıyor olamazlar. Hmm. Acaba nedir diye düşünüyorum. Çok da çözümleyemiyorum da. Ama sen tasarlamayı da seviyorsun. Mesela sahne tasarlamayı, Hı -hı. görüntüyü tasarlamayı. Evet. E, mesela işte harbi açık havada o sahne nasıl olacak? Sen nasıl duracaksın? Orkestra nasıl olacak? Nasıl girecek? Ben çorabıma kadar tasarlarım. Evet ya hatta iç çamaşırlarına <laughs> kadar. Evet. Tasarlamak da zevkli olmalı senin için. İşte o çocuksu şey yine. <laughs> Belki de sanat. Küçük harfle söylüyorum sanatı. Hı -hı. Yani benim yaptığım işin sanat olup olmadığından çok emin değilim. Yani sanatçı olup olmadığımdan da emin değilim ama o tasarlama bölümlerini yani bir şeyi başlarken en ince ayrıntısından ana çıkış noktasından sonuçta o sunulana kadar her anını hesaplarım ben. Ama bu şahane bir şey. Mesela şimdiye kadar dinleyenler için bir nasıl olunur dinliyorlar ve Teoman nasıl olmadığını, olamazını anlatıyormuş gibi duruyor ama şimdi ben dediğim gibi hem kitabı okumuş hem de iki kere dinlemiş bir insan olarak hep kitaptan çıktı bu arada. Hani çok iyi bir otobiyografi olduğu için kendi yazdığı ve çok keyifli bir otobiyografi olduğu için sürekli vurguluyorum. Yoksa pek çok yerde röportajı var, hayat hikayesi var ama orada kendisi anlatıyor. Mesela orada çok güzel Hayat dersleri de var. Aslında senin ben bunu alamadım dediğinde o tasarlamak Teoman'la ilgili bir şey benim için. Mesela ilk kalbimin çıkacak. Sen gidiyorsun onun kapağı rengi işte mastering nedir bilmiyorsunuz ama yapılamaması ses tonu karşılaştırmalar e, gidiyorsun baskıya ya da sözleşmeler. Mesela sana kadar konser sözleşmeleri Türkiye'de çok da iyi yapılamıyormuş gibi bir durum var. Biraz bunlardan da bahsetsene. Sen her ayrıntısıyla uğraşıyorsun. O fotoğraf olsun, içinde bu fotoğraf olmasın. Onları kimseye bırakmıyorsun. Değil mi? Bunlar çok önemli şeyler. Ya ben biraz kontrol delisi birisiyim. Evet. O yüzden de her şeyin başında durmak istiyorum. Ben isterim. de öyle biriyim ama çok iyi anlıyorum. <laughs> yani o zaman her şeyi kendin yapıyorsun ve yoruluyorsun bazen tabii her şeyi kendin e, yapmakla. Çünkü hem o know-how dediğimiz şeyi bilmiyorsun aslında İlk kasetini yapıyorsun evet. albümünü yapıyorsun etrafındakiler de yani şu anda düşünülünce artık sektör çok oturmuş durumda bir sürü şeyi öğrenebiliyorsun veya internet sana o olanağı sağlıyor. Şu anda arz meselesinin bir sürü albümlerin çıkmasının, şarkıların çıkmasının biraz da bu teknolojik gelişimle ilgisi var. Bizim zamanımızda, yani çok eski değil tabii benden evvelkiler daha da büyük çileler çekmişlerdir o konularda ama teknolojiye erişiminiz kısıtlı, yetişmiş eleman yok veya benim pozisyonumda ben yurt dışı örneklerini kendime örnek olarak aldığım için Türkiye çok çok daha geride duruyor. Yani ben o zaman benim hedeflediğim veya benim beğendiğim insanların seviyesine nasıl ...çıkacağım diye düşününce birdenbire... ...gelişmemiş bir sektörle... ...gelişmemiş bir ülkeyle karşı karşıya... ...kalıyorsunuz. Yani Türkiye ile savaşmak... ...zorunda kalıyorsunuz. Türkiye'nin... ...o zamanki pozisyonuyla savaşmak... ...zorunda kalıyorsunuz ve çok yorucu oluyor. Hı hı. Halbuki işiniz sadece... ...şarkı yapıp sahneye çıkmakken... ...öyle olmuyor. İşte fotoğrafçıyı bulmak, fotoğrafçıya... ...nasıl fotoğraf istediğini... ...göstermek, onunla... ...albüm tasarlamak ve onları gerçekleştirmeye kadar gidiyor. En ufak Detayıyla siz uğraşmak zorunda kalıyorsunuz ve bu çok yorucu bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam sen dergilerden beğendiğin kıyafetleri, mesela tarzları bile kesip ondan sonra onları bir araya getirip hani bir gün bir şey yaparsam böyle yapacağım. Tabii tabii, değil ya, mi? Muhteşem yani do, bir şey. Dosyalar var. hazırlıyordum. Eğer fotoğraf çektirirsem ileride yani albüm <gülüyor> çıkınca <gülüyor> Kaç ben yaşındasın? de bu renklerde yo şeye yakın. Ha, albüm, e, albüm çıkmaya yakın. Çıkmaya yakın. Daha <laughs> öncesinde ama. Yani yaparsam eğer ben böyle kıyafetler giymek istiyorum. Böyle gözlük takmak istiyorum. O zamanlar komik şeyler de oluyordu. Yani güneş gözlüğü taktırmazlardı fotoğraflarda. İlla eye contact dedikleri göz kontağının olacağı şeyler olurdu. Ben orada insanlarla tartışırdım. Olur mu ya derdim. Benim sevdiğim adamların hepsi güneş gözlüğüyle resim çektiriyor. Ben niye çektiremiyorum derdim. Öyle dertlerimiz de olurdu. Yani şimdi... Böyle düşününce çocukça ama zaten yaptığımız iş, iş çocuk işi. Yani o zaman kendi içerisinde tutarlı bir şey olmuş oluyor. Ya hep öyle diyorsun ama çok da güzel bir anın var. Şimdi gene senin hayatını sana anlatıyor gibi oluyor. <laughs> <laughs> Kusura bakma ama Kaba Taş'ta benzin istasyonu. Oradan bir arkadaşının teknesine bineceksin. Hmm. Biri geliyor sen diyorsun ki Acaba beni soyacak mı? Çocuğun kafası güzel gibi geliyor sana. Ve abi beni intihardan kurtardın sen diyor şarkında. Ayna mıydı evet, o Evet şarkı. ayna şarkımdı. Yani o çocukça dediğin şey aslında pek çok insan için başka bir şey ve bunu da biliyorsun tabii ki. Tabii o öyle dokunuyor. Yani gençler üzerinde bunun çok büyük etkisi olduğunu ben kendimden biliyorum. Ben yıllarca evet. yani... 11-12 yaşından itibaren rock yıldızlarına hayran oldum. Onların sözlerini dinledim. Her şeylerine dikkat ettim. Şu anda uzaktan bakıyorum müzik piyasasına ama o zamanlar o kadar çok şeyden etkilenir ki insan. Tam anlamıyla ağacın yaş olduğu dönemler tabii. Onlar bir sürü şeyden etkileniyoruz ve kendimizi var ettiğimiz dönemler o gençlik dönemleri. Benim yaptığım şeyler de gençleri özellikle etkiliyor onun farkındayım. Maddi zorluklar çok yaşamışsınız babanı erken kaybettiğiniz Hı -hı. için. Ama yabancı dergiler, çizgi romanlar, bir dünyaya açılma durumun var zaten küçük yaştan itibaren. İnternet yok işte o zamanlar, değil mi? Kitap okumayı çok seviyordum. B Hı -hı. Bütün güzel dergilerin de peşindeydim. Böyle oyun oynamayı, futbolu vesaireyi, sporu hiçbir şeyi sevmediğim için <laughs> yani ben de kendimi kitaplara, dergilere verdim. Evet, yemek. De Yemek de sevmiyorum yani işte bunlar <laughs> benim yani gurur duyduğum özellikler değil. Keşke spordan daha çok zevk alsaydım, hmm. sportman biri olsaydım hmm. veya işte başka başka şeylerden de zevk alsaydım kendimi daha tam hissederdim ama ben kitapların içerisine gömüldüm. Evet bu da güzel olmuş aslında. Şimdi senin hayatına bakınca iki kelime görüyorum özellikle bir sıkılmak net evet. sıkılmak hep altını çizelim <laughs> ama çok güzel bu İkincisi özenmek özenmekle iki anlamını da kastediyorum bir bir işe çok özenmek hani başından sonuna her ayrıntısını hesaplamak yani burada benim imzam var imzam görünüyor ya da görünmesin bu fiziki bir görünüş de olabilir müziğin kendisi de olabilir albüm şarkının için mutlaka ona çok özeniyorsun her şeyiyle diğeri de Güzel kitap okuyorsun, onun gibi olmak istiyorsun. Hı hı. Şahane bir konser izliyorsun, onun gibi olmak istiyorsun. Evet. Gibi olmak ya da yönetmenler gibi olmak gibi bir kavram var. Bir de öyle bir özenme var değil mi? Bunu böyle bir olunurlukla bağdaştırırsak, özenmekten başlayalım sonra sıkılmaya geçelim olur mu? Ben böyle kitaplar okurken falan... Birdenbire yazar olmaya özenirdim çocukken <laughs> hemen güzel bir defter kalem alırdım ben de kendimce hikaye yazayım derdim yani oradaki kimi zaman roman kahramanına özeniyorsunuz kimi zaman yazara özeniyorsunuz ama illaki bir şeylere özenmeniz gerekiyor gündelik hayat çünkü özenilecek hiçbir şey yok çevremizde normal normal yaşanıyor. Ama kitaplarda öyle şeyler oluyor ki oradaki kahramanların başına öyle güzel şeyler geliyor ki. Veya yazarlara özendiğim zaman onların hayat hikayelerini de okurdum. Allah'ım derdim ne hayatlar yaşıyorlar Hı -hı. kim bilir. Bunlar ne güzel şeyler yapıyorlar işte Hemingway'i okursun. Meğer öyle değilmiş sonradan anlaşılıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani sen sadece oranın highlightlarını işte görünen, yüzümler, e, görünen şeylerini alıyorsun oluyor. ama evet. adam sabahtan akşama kadar meğerse çalışıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Biz o kadar çalışma bölümlerini de bilmiyoruz tabii. Zannediyoruz ki bu adam boğa güreşlerinde fıstık gibi kadınlarla eğleniyor. O arada arada bir de bir şeyler çiziktiriyor sonra da yazar olunuyor falan diye düşünüyorsunuz. Öyle sanatçılara çok özenirdim ben. ...rock yıldızlarına özenirdim. Sinema yapanlara özenirdim. Aktörlere falan özenmezdim. Onu ki pek renkli gelmiyordu bana. Yani ana şey hayali kuran yönetmen olduğu için ben o tip adamlara daha çok özeniyordum. Hı hı, yani hı. ikinci kategoriler değildi. Ana işi yapan insan kimse ona özeniyordum. Hala da özeniyorum. evet farkı oraya da geleceğim zaten. Bir de sen özenmekte kalmıyorsun. Hani Birisi bir filmi izler, içinden hmm. evet onun gibi olmak geçer. Sen çok iyi bir filmi seyrettikten sonra gidiyorsun mesela kitapçıdan yönetmenlikle ilgili bir dolu kitap alıp onu okumaya başlıyorsun. Ya da nasıl evet. senaryo yazılır, ya da nasıl yapılır, değil mi? Yani işte, iç işleyişleri öğrenmek çok hoşuma gidiyor. Hmm. Evet. Çok fazla dalınık budaklanmış bir merak duygum yok benim. Bir sürü şeyi bilmem ama Müzik, sinema ve edebiyatı çok severdim. Artık hayatımda çok büyük yerleri yok bu söylediğim şeylerin ama gençliğimde öyle birisiydim. Her şeyi öğrenmek isterdim. İç işleyiş nedir? Bir şey nasıl yaratılır? analitik zekamı kullanarak ben buradan A'dan B'ye nasıl giderim onları öğrenmeyi seviyordum. Hı hı. Özendiğin özellikle şarkıcılar kimlerdi? Şarkı sözü de yazan ve sahneye çıkan insanlar ağırlıklı, değil mi? Elvis'ten başlayalım. Önce Elvis'le başka türlü bir şey. Elvis Presley öyle bir karakter ki Elvisçi oldum önce. Ondan çok etkilendim. ...değişiyor insan çocukken veya çok gençken. Birdenbire oradan oraya... ...oradan oraya sürükleniyorsunuz. Ben bunu severken artık onu sevmiyorum... ...diyorsunuz altı hmm. ay sonra. Artık ben bucuyum. <gülüyor> 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 Kendinizi de... onunla tanımlıyorsunuz. Hmm. Kimi evet. sevdiğiniz sizi tanımlar... ...bir şeymiş hmm. gibi gözüküyor... ...yıllarda. Böyle hard rock gruplarına merak sardım. Ondan sonra başkalarına merak sardım. Fakat sonrasında Bruce Springsteen, Bob Dylan, Tom Waits gibi adamları çok sevdim ben. Onlar çünkü şarkıları öyküler gibiydi. Hmm. Sadece şarkı değildi, eğlendirmeye yönelik değildi. Başka bir şey daha anlatıyordu. Yani edebiyatta da ilgim olduğu için bunlar beni daha çok çeken insanlar oldular. Yani ben dedim ileride eğer ki bir şey yazarsam bunlar gibi yazmak istiyorum diye çok baştan karar verdim ben Bülent Ortaçgil de senin için mesela biz birbirine benzer ekolleriz diyordu yani aramızdaki yaş evet. farkına rağmen döneme rağmen ama Teoman özellikle iyi bir şair iyi bir müzisyenler çok ben ona şair demeyi tercih ederim demişti. Şimdi bu bizim müzik şeyinde şair demek aslında şair demek değildir sözlere önem veren insan demektir hmm. şiir tamamen başka bir şey çünkü hmm. yani benim çok anlamadığım bir şey okumayı severim ama şiirle şarkı sözünü ayırmak lazım. Biraz komplimanımsı bir şeydir müzisyenlere şair denmesi. Gerçek değildir yani. Mesela senin Ahmet Erhan'la ilişkin, Seyhan Eresçelikle ilişkin değil mi? Onları başka yerde tutuyorsun. Ahmet Erhan da onun şiirini kullanmak istediğinde sen ayrımı var. Yani lütfen şiir yazın. Hani şarkı sözü yazmayın diye, değil mi? E, haklılar. Tabii. Yani şiir tamamen söze dayalı, müzikten gücünü almayan veya şarkıcının iyi veya kötü söylemesiyle değere binen bir şey değil. O tamamen başka bir şey. Çok majör bir sanat. Çok da seviyorum şairleri tabii. Ama biraz evvel söylediğim gibi bize şair dendiği zaman sözlere <laughs> özenen anlamına geliyor. <laughs> Gerçek şair değiliz biz. Peki bu sıkılganlıktan da bahsedelim. Hı hı. Seninle ilgili hatta Okan Bayülgen'in neredeyse parodileri olacak <laughs> seri halde değil mi? Bir de bir programında sana gönderme yapıyor. Bana arkadaşlarım sıkılan adam diyorlar. <laughs> Öyle ama sıkılmaktan yaratıcı bir sürece girdiğini de görüyoruz değil mi aslında? Ya da sıkılmaktan korkundan. Benim geleceğe dair en büyük korkum yaşlanmaktan, ölmekten daha çok sıkılmak. Evet 20-30 yıl ne yapacağım ben bundan sonra? Yani benim asıl korkum geleceğe dair olan şey sıkılmak. Sıkılmasam problem yok. <laughs> ya çok güzel bir sözü var Walter Benjamin'in. Ben ikinci kitabımda da ondan bahsetmiştim. Sıkılmak ve bundan üretici süreçlerle çıkmak üzerine. Diyor ki derin sıkıntı için özellikle tecrübe yumurtasına kuluçkaya yatmış bir rüya kuşu. Ben buna bayılıyorum mesela. Yani senin bazı üretici süreçlerinde oradan çıkmış. Mesela pandemide. Değil evet. mi? Şimdi yaşadığın hayata değinirken biraz ondan başlayalım mı? Bir de kitap yazıyorsun. Şöyle bir şey oldu. Biraz uzatarak anlatacağım ama ne kadar çocukça yaklaştığımı görün diye. Pandemi devam ediyordu. Önümde uzun zaman dilimi vardı. Hiçbir şey yapmama gerek olmayan. Ben bir arkadaşıma gittim dedim ki Tulu Tırpan çok iyi bir piyanisttir. Hadi gel dedim bana Teoman ve Piyano diye bir albüm yapalım. Önce onu yaptık eski şarkılarımdan. Sonra bir tane online konser verdim ben. Tek gitarla yapacağım. Birazcık çalıştım o şarkılara. Tek gitarla yine eski şarkılarımı onların nasıl bestelendiğini en azından dinleyicilere göstereyim diye öyle bir online konser yaptım. Onu da albüm olarak çıkardım. Sonra konser veremeyecektim. Yapacak değişim yoktu. Bari dedim ben en iyisi bir film çekeyim. <laughs> boş zamanım var diye. Bunu çekme nedenim de şu. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Doktor Gökhan deriz. Biz ona Gökhan atılmış. Görüntü yönetmenidir. Gökhan'la vakit geçiririm. Çok eğleniriz. Güzel zaman geçer diye. Oturdum. Bir tane senaryo yazdım. Yani içimden derin sanatsal bir şeyler çıkmadı. <laughs> o senaryoyu yazarken aslında. <laughs> Gökhan'la çok güzel zaman geçiririz dedim. Sonra kolay çekilebilecek bir senaryo yazayım da çok uğraşmayayım dedim. Öyle yazamamışım ama biraz meşakkatli bir süreç bekliyordu beni. Çünkü deneme çekiminde anladım. 10 saat çalıştım, eve gittim. Ben dedim hayatta yapamam bu işi. <gülüyor> <gülüyor> Sanatsal nedenlerle değil. Yani resmen fiziksel nedenlerle ben bu işi yapamayacağım. Senaryoyu oraya koydum. Ondan sonra dedim ki ya ben bu senaryoyu niye roman yapmıyorum? Nasıl olsa elimde güzel bir taslak var artık. Sonra da ona başladım. Şimdi onun romanını yazıyorum. Fakat öyle benim... Gün içerisinde bir takım krizlerim olur. Yaratıcılık krizi gelmemesi için benim küçücük de olsa bir şeyler yapmam lazım. Bir şey tasarlamam lazım. Bu her gün için geçerli. Roman bana onu sağlıyor. Nasıl olsa onu çıkarmakla ilgili bir derdim olmadığı için veya daha doğrusu çıkardığım an ona karşı bütün ilgimi yitireceğimi bildiğim için o yaratım sürecini seviyorum. Gün içerisinde yarım saat falan ona çalışıyorum. Yani, <laughs> yarım saat. Yarım ne kadar saat. yazıyorsun mesela? Yani bir paragraf yazıyorum. Bazen bir saate çıkıyor, bir buçuk sayfayı buluyor ama daha çok uğraşacağım ben onunla yani onu mükemmelleştirmekle uğraşmayacağım aslında. Bitmesin diye uğraşacaksın <laughs> Evet gibi bitmesin bu bana güzel bir zevk veriyor diye uğraşacağım. Yoksa albümlerde de öyle oluyor. Ben stüdyoda zaman geçirmeyi çok seviyorum. Stüdyoda düzenleme yapmayı müzikteki her şeyden daha çok seviyorum. Şarkı yazmaktan da daha çok seviyorum. Konser vermekten de daha çok seviyorum. En sevdiğim şey stüdyoda elimde hazır olan bir şarkıyı sıfırdan alıp insanlara sunulacak tarafa kadar getirmek. Video klibi dahil buna. Yani o süreci çok seviyorum. Şeyde de ben çok uzun yıllar boyunca yazar olmayı hayal ettim aslında gençliğimde. Fakat çok uzun yıllar geçtikten sonra artık acaba yazsam mı dediğimde daha doğrusu arkadaşlarım sen yıllarca bizim kafamızı ütüledin yazacağım yazacağım diye hadi yaz artık bir sürü de hikayem var ne zaman bir iki kadeh içki içsen bize bütün o hikayeleri anlatıyorsun <laughs> diyorlardı. Fakat şöyle düşünüyordum ya diyordum tamam çocuksu bir hevesle ben bunları yaparım diye kendi başıma düşünmüştüm zamanında bir şeyler yazarım diye ama benden çok daha yetenekli çok daha entelektüel bütün hayatını buna vermiş insanlar çok çok da çalışarak inanılmaz güzel şeyler yaptılar. Yani ben bu saatten sonra ne yapabilirim <laughs> ki diyordum. Sonra da o kompleksimi bir tarafa bıraktım. Dedim ki nasıl olsa ben yazmak için yapıyorum. Yani bunun bir belirli bir iddia içinde yapmıyorum. Hmm. Kitabın ismi belli mi? Sayın Bay Rak Yıldızı. Biraz otobiyografik öyle evet. E Zaten otobiyografik olmasa aslında cesaret edemezdim. Hmm. Ne yazabileceğimi bilmiyordum yani bir yazar nasıl bir kitap yazmaya, roman yazmaya karar verir onu da bilmiyorum aslında ama ben kendimi anlatırsam daha doğrusu işte o senaryoda zaten sıkılan bir rak <laughs> e, yıldızını anlattığım için o kitabı yazmakta benim için kolay oldu. Eğer zaten öyle bir otobiyografik bir şey olmasaydı o yazmaya cesaret edemezdim bir roman. Peki kendi otobiyografini yazmış olmaktan memnun musun? Ondan çok memnunum. Beğeniyor musun kitabını? Beğeniyorum. <laughs> ben ilk kapağını daha çok beğeniyorum. Bu arada fotoğraflar da varmış basılı halini sonradan görünce. Bir de çok insan yazmıyor ya sizin sektörden insanlar özellikle Türkiye'de. Evet yani görüştüğümüzde sana söylemiştim ve bayılmıştım söyleyin şekline. <laughs> Barış Manço'nun otobiyografisi yok. Cem Karaca'nın yok ama benim var. Yani ben onlara yanlış anlaşılmasın çok beğendiğim, çok takdir tabii, ettiğim tabii. insanlar ama bence yazmış olmalılardı. Yani onlar yazmış olsalardı, ben okumuş olsaydım benim için çok faydalı olurdu bir müzisyen olarak çok güzel bir şey söyledin ama bunu Teoman biz e, bir kafede otururken söylediğinde o kadar eşsiz söyledik ve sonundaki <laughs> o gülüşü bütün dişlerin görünerek gülüşün var ya aklımdan çıkmıyor çok hak veriyorum işte bu programları da onun için yapıyoruz zaten yani nasıl oldu da oldu ya da neler olamadı nelerde hayal kırıklıkları oldu sana bakarken hep böyle inişler çıkışlar kendini çok yargılamalar var bir anlamar işi var değil mi? Sürekli bir anlam arıyorsun aslında hayatta ve yaptığın işlerde. Benim hayattaki en büyük problemim o zaten. <laughs> ne manası var diyor. İçimde bir tane teoman var. Boş ver ya diyor. Hiçbir şeyin anlamı yok. Ölüp gideceğiz diyor sürekli. İşte ben de ona karşı çıkmak için daha doğrusu o sesi susturmak için ne yapacağımı şaşırıyorum o tezatları görmek de çok güzel. Mesela bazen diyorsun ki insanlar beni sevsin. Bazen o kadar hiç umurunda olmuyor ki. Benim hakkımda ne konuşurlarsa konuşsunlar ama ne olur arkamdan konuşsunlar. <laughs> hani beni meşgul etmesinler gibi bir şeydi. <laughs> çok hoş bir yani gelmişti mesela bana. <laughs> ya bana söylendiği zaman ben onları biliyorum zaten. <laughs> boşu boşuna oluyor. Arkamdan konuşsunlar. İtirazın olmuyor mu mesela? Ya sen de ne biçim adamsın dediklerinde mesela itirazın olmuyor mu? Yo benim de şöyle gerekçelerim var gibi. Belki oluyordur. Yani çok karşılaşmıyorum aslında <laughs> veya ben onlara hak veriyorum. Daha çok ben kendimle ilgili sızlanırım başkalarına. <laughs> ee, i̇nsanlar benim kendime aşırı yüklendiğimi söylerler bana. Hmm. Annenle ilişkin nasıl? İyi valla çok yaşlandı. 90. Hep aynı şeylerden bahsediyor. <gülüyor> 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 ama zaten bir yerden sonra konuşacak çok bir şey kalmıyor. Aynı şeyleri konuşup duruyoruz. <laughs> Hiç konuşmamaktan iyidir. Peki senden memnun mu? Mesela sen müziği bırakıyorum dediğinde annen kadar mutlu olan bir insan yoktu galiba değil mi? Açıklamalarını falan okumuştum. Sana hayran, benim oğlum şahane, çok yetenekleri var diyor. Ama keşke Ali Kırca gibi bir spiker olsa diyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> Aslında annem yani e, hem bir şekilde gururlanıyor. Bir sürü kişi benim hayranım diye ama şarkıcılığı küçümsüyor. Hmm. Benim o akıllı zeki oğlumun olacağı yer bu muydu diye <gülüyor> düşünüyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ama o seni koruyup kollama hikayeleri var ya. Ya yani misal Teoman Tabii ki bir rakçı olmak istiyor. Kafasında efsane isimler var ve bir deri ceket istiyor. Ama kısa ve siyah. Ama oğlum belin üşür diye annesi. <gülüyor> <gülüyor> evet yani ilk deri ceketimi alacağım çok heyecanlıyım falan. Annem siyah olmasına izin vermedi. Ne o öyle dedi? Siyah şeyler giyeceksin. kendine şöyle güzel bir yeşil al dedi. Hmm. Stilini gösterdim, olmaz, o çok kısa, belin üşür, uzun olacak dedi falan. Yani benim ilk rock'n'roll ile ilgili hayal kırıklıklarım bunlar. <laughs> Peki, sen film çektiğinde orada da bayağı para batırdığını evet. biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Annen, oğlum bir meşgale buldu diye sevinmiş değil Annem mi? Annemi de çok sıkılır. <laughs> <laughs> bir şey anlatabilir miyim? Çok komik bu aslında. Her şeyi anlatabiliriz. Ben, e, benim bir tane Karaköy'de dükkanım var. Onu anneme söyledim. Anne dedim ben zamanında Karaköy'de dükkan <laughs> aldım. Dedim. Aa çok iyi dedi. Yaşlanınca dedi orada gazete sigara falan satarsın. Sıkılmazsın dedi. <gülüyor> <gülüyor> Valla yani kafe köşelerinde <laughs> sürteceğim orada gazete sigara satsam daha iyi olabilir. Ben de ona hak veriyorum. <laughs> Bir iki kişiyle sohbet ederim falan. <laughs> Ay şarkı. Peki torunuyla ilişkisi nasıl? Mutlu değil mi? Çok mutlu. Hı -hı. Yani ben yalnız kalmayacağım diye çok mutlu aslında. Hı -hı. Yani benle ilgili çok korkuları var annemin. Çok sıkılacağım veya yalnız kalacağım. Çünkü çok geç evlendim ben. Çocuk yapmak da çok geciktiği için annem çok üzülüyordu. Şarkıcı olarak üzdüm. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki vali falan olmam gerekiyordu. <laughs> Ama bir de sen çok üniversite sınavına girmişsin değil mi? şu Ç hikaye aklımdan çıkmıyor benim. Sen aslında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini kazanıyorsun. Evet. Daha ilk haftan da Boğaziçi Üniversitesi'ne gidiyorsun değil mi? Gezmeye. Öğren. Gezmeye gidiyorum. Ortam o kadar güzeldi ki. Yani ben eğitim falan hiç umurumda değildi aslında <laughs> o zamanlar. <laughs> Aa ne güzel ortam diye Boğaziçi'ne girdim. <laughs> yani sınava girdim tekrar Boğaziçi Matematiği kazandım. Çok acayip bir şey mesela bu değil mi? İstediğini bulmak, bilmek. Yani iki seçenek varsa mutlaka daha eğlencelisini seçerim diyorsun. Tabii mesela. tabii yani o bir de o zamanlar aklım fikrim müzikteydi, haytalıktaydı. Yani zaten işletmeyi bitirince ne olacağını da bilmiyordum ben. Hmm. Ya bu işletme herkes işletme yazıyor ama ben de yazıyordum. Ne iş yapılıyor abi diyordum arkadaşlarıma işte bilmem nerede çalışıyorsun falan. O zamanlar kafamda da tam canlanmıyor. Hmm. Benim için meslekler kovboyluk, <gülüyor> <gülüyor> şarkıcılık falan gibi şeylerdi. Çocukluk o zamanlar tabii şarkıcı olunur, yönetmen olunur, yazar olunur ama işletme bitirince ne olunur? Peki ne iş yapılıyor? Tam anlayamıyordum. Hmm. Bana anlatıyorlardı. Bana pek bir şeymiş gibi gelmiyordu. Matematiğe de şöyle girdim ben. Hep böyle kulaktan dolma bilgilerle bana dediler ki matematik mezunları bilgisayar işine giriyorlar. Bilgisayar ileride çok önemli bir şey olacak. <laughs> Bu iş çok önemli. Aa madem önemli ben de o zaman matematiğe gireyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> önemli bir şey olacak. Sonra matematiğe girdin ama sonra sosyolojiye geçtin. Sonra fizik dersinden sürekli kalıyordum, gitmiyordum da zaten beni atacaklardı. Bir sınava girdim. Sosyolojiyi kazandım ama ben artık zaten bir gruba girmiştim. Kendimi rak yıldızı zannediyordum. 18 yaşında falandım. Dersler falan da pek umurumda değildi. Sosyolojiyi kazandım. Sonra sosyolojiden beni atıyorlardı. Tekrar girdim yine sosyolojiyi kazandım. <gülüyor> <gülüyor> falan öyle. Beni atamazlardı yani. Üniversite sınavlarında çok iddialıydım. Bu matematik bölümüne girerken aslında çoktan seçmelinin bütün formüllerini öğrenmiştim. İki hmm. şıkka indirdiğim zaman zaten aşağı yukarı bir şeyi tahmin ediyordum. Ben yüksek şeyleri de alıyordum. Yani belki yazılı bir şey olsaydı o kadar başarılı olamazdım ama çoktan seçmeli de sırtım yere gelmiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Kaç senede bitirdin Teoman üniversiteyi? 8 senede zaten artık bitiremesem atacaklardı. <laughs> Bir de herkesin daha önce ne işler yaptığına bakıyorum. Aslında sen de bulaşıkçılık yapmışsın, özel dersler vermişsin, hmm. matematik dersi vermişsin öğrencilere. Evet. Değil mi? Böyle farklı işler de yapmışsın. Matematikim çok iyiydi benim. Çalıştım matematiğe İstanbul İşletmeden Boğaziçi'ne girerken çok uzun saatler boyunca ve uzun aylar boyunca çalıştım ben. Ben dedim tamam artık üniversite sınavı ile ilgili matematikten her şeyi biliyorum. <laughs> Zaten sınavları da öyle kazandım. Gerçi Türkçe sosyalim de iyiydi. Oralardan da iyi notlar alıyordum ama sonradan para kazanmam icap ettiği için özel dersler veriyordum. Üniversitelere hazırlık dersleri veriyordum. Ortaokullara, liselere matematik dersi veriyordum falan. Hı hı. Hatta biraz evvel bahsettiğim Tulu Tırpan çok iyi bir piyanist. Hı, hı. Çocukluğumuzda tanışmıştık, inanamamıştık. Bizden birkaç yaş ufaktı. Ve şimdi de çok önemli Piyanist oldu. Fakat ben onun matematik hocasıydım. Aa, şimdi o onu soracaktım sana. Öyle insanlar var mı diye. Sonra da karşılaşmamış olabilir diye sordum. Şöyle bir espri yapıyoruz. Biz tanıştığımız zaman tabii benim müzikle ilgimle Tulu'nunki karşılaştırılınca o benden kat kat ileride süper bir müzisyen. Benim öyle müzikle ilgili büyük bir iddiam yok tabii ki onunla ilgili ama insanlara şöyle demek hoşumuza gidiyor. Ben Tulu'nun öğretmeniydim. <laughs> Matematik olduğunu söylemiyoruz. <laughs> Önce o falan diye şaşırıyor herkes. Evet matematik diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de o yıllar enteresanmış sen diyorsun ya sokakta yürürken birini plakta görürseniz sizin doğal olarak kardeşinizdir evet. gibi, değil mi? Mesela senin saçını kılık kıyafetini görüyorlar şarkı söyler misin diyorlar sana evet. değil mi? Grup kuruyorsunuz sonra çok enteresan yıllarmış aslında. Yani Türkiye'de rock müzik dinleyenler veya müziği ciddi ciddi dinleyen çok küçük bir kitle vardı <laughs> benim çocukluğumda gençliğimde o yüzden şöyle bir hafiften saçlarını uzatmış bir adam elinde bir tane plakla yürüyen birisini görünce <laughs> birdenbire onunla tanışmak istiyordunuz siz. Hmm. Zaten insanlar pek tanışmaya ihtiyaç duymadan birbirlerinin yanına giderlerdi o yıllarda. Ne kadar güzelmiş. Şimdi 25 yılı geçtin artık. Bu kadar geniş kitleye hitap etmeni neye bağlıyorsun? Yani ben bu yılları pek düşünmemiştim aslında yaparken. <laughs> Sonradan artık olduktan sonra analiz edebiliyorum. <laughs> 25 yıla yayılan o kariyerde ilk 4 senesinde ben çok çalıştım ve çok hit şarkı yaptım. İnsanlar aslında 15-25 yaş arasında müziği çok fazla etkilenerek dinliyorlar. Ama o kitleyi de yakaladıktan sonra onu birkaç jenerasyonda sürekli yakalıyor olmak gibi bir avantajı oluyor insanların. Diyelim ki 45 yaşındasın sen arada bir şarkı yapıyorsun. Onlar da hit olmuyor olursa eğer büyük bir kitleye ulaşmak imkansız oluyor. Ama ben 29 yaşında ilk albümümü çıkardım ve 33 ...34 yaşına gelene kadar o kadar yoğun şarkılar yaptım ki... ...ben Parçalar, İstanbul'da Sonbaharlar, Papatyalar... ...benim şarkım değildir ama... Rıza Erekli. Hmm. Rıza Erekli'nindir. O, Gemiler vesaire... Ne Ekmek işte, Ne De Su. Hmm. İki Yabancılar, hmm. ne, Tabii ne Ekmek de. Ne De Su. Birdenbire blok halinde o dört sene içerisinde... ...o kadar çok kurşun biriktiriyorsunuz ki siz... Yani bir sürü insanı da etkilemiş oluyorsunuz. E o şarkılar da ölmüyorlar zaten. Sürekli insanları etkilemeye devam ediyorlar. 17 şarkısı var mesela. Yani bunların hepsi sonradan analiz ediyorum dediğim gibi ama yani klasik olmuş şarkılar oluyorlar onlar <laughs> ve kariyerinizin ilk dönemlerinde öyle bir çıkıyorsunuz ki başkalarından da farklısınız siz. Zaten farklı olduğunuz zaman bunun ticari bir efekti de var her zaman. Çünkü diğerlerinden sıkılmış olan insanlar veya onlarla ilgilenmeyen insanlar sizle ilgilenir oluyorlar. Hı hı. Çünkü benim dönemimde Şebnem Ferahlar'la, Özlem Tekinler'le beraber biz aslında ana akım pop müziğinden çok farklı şeyler yaparak işin içine girdik. Şimdiki dinleyiciler onun ayrımına varamazlar tabii. Yani onlar bizi şu anda ana akımda görüyor olabilirler ama bizim ilk çıkışımız aslında alternatif bir çıkıştı. O alternatif çıkışta gençliğin ilgisini çeken bir şey oluyor. Hı hı. Müzikle değil, bütün bir imajla ve hayat tarzıyla da çok alternatif. Total olarak, evet. evet tabii tabii. Mick Jagger'ın bir belgeselini seyretmiştim, daha doğrusu bütün Rolling Stone belgeseli. Sana da söylemiştim o anıyı. Ona soruyorlar, daha ilk albümleri çıkmış, çok meşhur olmuşlar birden. Hatta Japonya televizyonu galiba. Sence diyorlar, kaç sene daha bu işi yaparsın? ki o zaman 16 yaşında. Birkaç sene daha yapar bırakırım. <laughs> 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 ya böyle. Şu an 78 yaşında <laughs> ve hala sahnede ve nasıl bir performans inanılmaz. Peki Funda Sanlıman'ı sormak istiyorum. Ya nasıl bir ilişkidir? Nasıl bir bağlılıktır? Daha tanışıyorsunuz siz Rıza Ereklinin ilk albüm stüdyosunda değil mi? O onunla çalışıyor evet. orada tanışıyorsunuz ve bu menajerlik ilişkisi söz konusu olduğunda sen diyorsun ki Elvis'in de tek bir menajeri vardı. Ancak benim sadece menajerim olursan birlikte ee, olalım mı diyorsun. Ne diyorsun nasıl oluyor? Yani Çok enteresan geldi bana. O menajer değildi zaten. Hı, ben de evet. za albüm çıkarmamıştım. Yani pek bir profesyonel <laughs> şarkıcı da değildim. Ama anlaşmamı öyle yaptım. Dedim ki sadece bana çalışacaksan eğer benim menajerim olabilirsin. Ama çok zor yani bir günden sonra çok zor. Kaç yıldır bir aradasınız? 25-26 yıl oldu. Maşallah ya. Ama sadece sizinki bir ilişkisi değil. Sen evinde Sözleşmemiz de, de yok zaten. <laughs> Ciddi mi? Tabii. <laughs> İnanılmaz. Yani Sözle. çok iyi bir arkadaş olmuş. Abla olmuş, anne olmuş, kardeş olmuş değil mi? Aranızda bambaşka bir e, O kadar uzun süre var. süren bir şeyde Aynı yolculuğun içerisindesiniz. Zaten öbür türlü biraz bu işi kolektif tarafa döndürmezsen işin zevki de çıkmıyor. Aynı şeylere sevinen bir iki kişinin etrafınızda olması lazım. Hmm. Tek başınıza başarının keyfini çıkaramazsınız. Hmm. Sen diyordun ya idiyle büdü gibiyiz diye. Evet. Ama ilişkiniz çok güzel. Peki Teoman tek bir adam gibi ama... Grupların içinde olarak, bir grubun starı olarak da başlamış. Grup içinde de oldun, tek başına da gibi de oldun ki hep bir orkestran var, yanında insanlar var. Onun farkını müzisyenler için bize biraz anlatır mısın? Sen hangisini daha çok tercih ediyorsun? Şimdi şöyle güzel bir tarafı var. Eğer bir grupsanız, güçlerinizi birleştirmiş oluyorsunuz, hı hı. kendi içinde çok daha tutarlı bir müzik yapıyorsunuz. Ama dezavantajı da var, biraz demokrasiye yakın bir hale olduğu için tam anlamıyla sizin istekleriniz olmuyor. Yani patron değilsiniz orada. Ama ben patron olmayı tercih ederim. Hı hı. Yani yanlışlar da yapacak olsam, bunun zorluklarını çekecek de olsam, yani hareket kabiliyetim daha fazla olsun isterim. O yüzden kendi pozisyonumu daha çok seviyorum ben. Hmm, evet kendi görüşümü dinletemeyeceksem ya da sözümü niye rak yıldızı olayım ki gibi <laughs> cümlelerin var mesela. <laughs> Aklıma geleni söylemeyeceksem aslında. Evet, <laughs> değil mi, mi? <laughs> Saçmalıya da bilirim ama yani rak yıldızı saçmalar zaten. <gülüyor> <gülüyor> bir de belki de o sıkılganlığının nedeni rak yıldızı bir imaj gibi ya bir süreden sonra. Hmm. Hani her şeyle bir imaj gibi. O mu diye de düşündüm aslında. Yani bir kartonete de dönüştüm. Dönüşme ihtimali olan bir şey. Öyle bir şey. Yani zaten yani benim pozisyonumdaki veya benzer pozisyondaki insanların şöyle bir şey oluyor. Bir hayat yaşıyorsunuz, bir sürü şey yaşıyorsunuz. Ya sadece bir ürününüzden veya televizyonda söylediğiniz bir laftan insanlar size bir şey hissediyorlar veya hissetmiyorlar. Hı hı. Yani bu biraz körün fili tarifi gibi oluyor. Hı hı. Kim nereden yakalarsa sizi öyle tarif ediyor. Daha siz kendinize kendinizi tarif edemezken, yani başkaları tarafından böyle mimlenmeniz falan kötü oluyor tabii. Peki seninle ilgili bahsedildiğinde özellikle 90'ları yaşamış, 2000'lerin başını yaşamış insanlar hep efsanevi partilerden söz ediyor. Nedir o partiler? Bize biraz çizebilir misin? Ya çizebildiğin kadarıyla. Şöyle. Ben daha 19 yaşında müzik işine girdiğimden itibaren gece hayatıyla yoğun bir mesainiz oluyor tabii. Belki 19 yaşında değil ama profesyonel olarak barlarda çalıştığınız zaman gece hayatının, içkinin, eğlencenin yoğun olduğu bir dünyaya da adım atmış oluyorsunuz. Ondan sonra ben artık öyle bir hayat sürdüm. Bodrum'da çalıştım aylarca, üniversitede okurken falan hep böyle bir eğlence peşindeydik biz. Müzisyenlik tek başına sadece sanatçılık gibi bir şey değildi. Rock yıldızı öyle yaşamazdı. yani <laughs> rock yıldızı biraz partilerle de yaşardı. Eğlencesi de vardı. Zaten o yüzden de seviyorduk biz bu işi. Tabii hep kadınlar hep çapkınlık. Bu sık sık geçiyor mesela. Yani Değil o... Senin anlatılarında da. Sadece kendim için geçerli olduğunu düşünmüyorum ben onu. O yaş grubundaki hı hı. erkeklerin veya kadınların zaten aklılarında flörtler, çapkınlıklar <laughs> falan oluyor. <laughs> Peki o partiler nasıl partiler? O partiler sonradan ben artık meşhur ve paralı olduktan sonra artık partilerin şeyi oldum ben. Evim de dahil olmak üzere parti mekanı gibi bir şey oldu. İnsanlar bir yere gidilecek olduğu zaman ilk beni ararlardı veya sana gelelim mi derlerdi. Hatta bir yere çıkılırdı, eve gelinirdi çok büyük kalabalıklarla. Sonra sabah uyanırdım. Ben hiç tanımadığım insanları görürdüm evde uyuyorlar falan. Öyle parti mekanını sağlayan birisiydim aynı zamanda. Eğlenceyi aslında orada da koordinasyon süreçleri vardı benim için. Yani ışıklandırması ona özeldi, ses sistemi ona özeldi. Üst katta dans edilebilecek mekanları falan filan onların hepsini organize ederdim. <laughs> evet, bir de senin projeksiyon makinan varmış, değil mi? <laughs> Çocukluktan kalma <laughs> Heveslerle çok yakın zamana kadar benim o süper 8 makaralı şeylerim oldu. Çocukluğumda da vardı ve çok severdim onları. İptidai hı. şeyleri de çok severdim hı hı. özellikle. Yani video benim için çok çekici değilken süper 8 veya süper 16 sinema makinesi benim için çok daha büyüleyici geliyordu. Hı hı. Onları da partilerde de kullanıyordum. İnsanların şaşkınlıklarını evet. izledin değil mi? Güzel. Peki şimdi nasıl bir hayatın var? Şimdi öyle bir hayatım yok. Zaten onu yıllar boyunca sürdüremezsiniz. Öyle yaşanmaz. Onu kademeli kademeli azalttım ben. 40 yılda bir dışarıya çıkıyorum. Artık erken yatıyorum. Bu bana iyi de geliyor. Erken yatıyorum, erken kalkıyorum. Daha sakin bir hayatım var. O şeyi de özlemiyorum. Erken yatmak dediğin ne? 11. Erken kalkmak dediğin ne? 7. Peki erken kalkınca sıkılmıyor musun sonra? Ee, şeyi yapıyorum. Erken kalkınca şöyle bir şeyim var. İlk kalktığım anda yine her şey boş <laughs> diyen Teoman içimdeki hayat manasız <laughs> beni mutsuz edecek. O, o sesi dinlememek için hemen ayağa kalkmam ve kendimi dışarı yatmam gerekiyor. <laughs> Güzel. Yani evde içimdeki o Teoman <laughs> beni bozuyor. Tamam. Ondan uzaklaşmak için hemen kendimi dışarı atmam gerekiyor. Cihangir'den yapabildiğim zamanlarda emin önüne kadar yürüyüp geriye dönüyorum. Bir kafede bir iki saat oturuyorum. O benim rutinlerimden birisidir. Birkaç saat hatta bazen akşama kadar oturduğum zamanlar olur kafelerde. Ya. Hı -hı. Yanıma laptopumu getiriyor şoförüm kitaplarım da her zaman hazırdır. Yani ihtiyaç anında camı kırınız kitapları var. Yani illa okumak zorunda değilim onları. Okuyunca da pek bir şey olmuyor zaten ama ya hatırlamıyorum, unutuyorum okuduklarımı. Ama bir çantamın içerisinde laptopum, 3-5 tane farklı konularda kitap her zaman benim yanımdadır. Ama konuşurken fark ediyorum ki sen dedin ki ben öyle sanıldığı kadar çok kitap okumam. Ben ne yapıyorum çok iyi bir araştırma yapıyorum hı hı. neler okuyacağımı düşünüyorum buluyorum ondan sonra ona yönelip okuyorum evet, gibi öyle bir yapıyorum. şey söyledim. Evet. Değil mi? Ama bayağı okuduğunu ve benim pek çok insanın bildiği, ne düşünmediğim kitapları da çok iyi okuyorsun bulmuşsun vesaire yani pek çok insana göre bence yine fazla okuyorsun. Ama ben diğer insanları zaten okurdan saymıyorum. <gülüyor> 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 Onlar kitap alıyorlar. Evet değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani o alanda seni doğru çizmek istedim. Peki kızınla ilişkini sorayım ben. 7-8 yaşında Hı -hı. değil mi kızın? Onunla ilgili taüllerin neler? Ya da bir taülde bulunuyor musun? Kendi kendine zaten çok iyi giden, benim yani yönlendirmeme ihtiyaç duymayan birisi. Daha çok annesiyle beraber zaten. Ben haftada iki görüyorum onu. iki kere alıyorum. Onunla hoş zaman geçirmeyi, ona bir güven duygusu vermeyi falan istiyorum sadece. O kendi yolunu bulmuş durumda. Yani bir sürü şeye hevesli, meraklı ve çalışkan bir kızım var. <laughs> ne güzel. Mutluyum. Zeki de birisi. Yani benim aşırı yönlendirmeme gerek olmuyor. Arada bir bana sorular soruyor. Ben ona onun anlayabileceği gibi de değil aslında bir arkadaşımla konuşur gibi anlatıyorum ona. Sanki anlıyormuş gibi geliyor bana. Çünkü düşüncelerimi nasıl çocuklaştırabilirim diye düşündüğüm zaman pek <laughs> şeyini bulamıyorum onun. Nasıl olacak diye bulamıyorum. Sekiz buçuk yaşta artık neredeyse... Olgun bir insanla konuşulabilecek bir hmm. yaş oluyor. Hmm. Öyle çocukça konuşmuyorum onunla. Büyükmüş gibi konuşuyorum. Çok güzel. Peki seni hiç spor yaparken ben düşünemiyorum. Belki hmm. de hep seni belli bir model giysilerinle vesaire gördüğümüz hmm. için ama meditasyon yaptığını sık hmm. sık söylüyorsun. Yoga, pilates ya da öyle bir şeyler Onları var. Onlar dönem dönem yaptım aslında. Üç sene pilates yaptım. O çok iyi geliyordu. Ama işte pandemide kapanınca gidemedim. O, o pilatesi çok sevmiştim. Yoga dönem dönem işte bir yerlere gittim. Onu çok sürdüremedim. Fakat evde de kendim spor yapıyorum. Yani alt katımda böyle bir spor köşem var benim. Orada da işte shadow yoga yaptım bir ara. Öyle bir yoga çeşidi de var. Ondan sevdiğim hareketleri alıyorum. Ben hep sevdiğim <laughs> şeyleri yapıp sevmediklerimi, meşakkatli gelen şeyleri yapmama taraftarıyım sporda da. O da çok güzel. <laughs> Hiç yapmamaktan iyidir diyorum kendime. Tabii tabii. Sen bu kadar yıldır müzisyenliğin, müzik dünyasının içindesin. Değişimleri de görüyorsun. Yani senin başladığın herden İşte diyorsun ya konserler için kimse düzgün sözleşme yapmıyordu. Sen yurt dışından sözleşmeleri bulduğunu anlıyorum. Ben aldın, aslında başka değil. insanları herkesi biliyor değilim. Etrafıma sorduğum zaman <laughs> sadece şeyi görüyordum. Bir para alınır, gider çalarız. Yani o zaman konser kalitesini bir türlü yükseltemiyorduk biz. Sektörler oturmamıştı. Promoter dediğimiz konser organizasyonu yapan insanlar onlar da bilmiyordu. Biz bilmiyoruz, onlar bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Seyirci de alışık değildi biletli konsere bir şekilde oturtmak için bu yöntemi gelişmiş ülkelerdeki gelişmiş sanatçılar eğer böyle yapıyorlarsa bunun bir nedeni vardırdan yola çıkıyordum ben. Tam evet. bilerek de yapmıyordum hı hı. ama bir yöntem yöntemsizlikten daha iyidir diye gidiyordum. Peki şimdi o günlerden gelinen noktaları izliyorsun, görüyorsun hı hı. sen de içindesin. Bize biraz tarif etsene nesi iyi, nesi kötü ve bugünün müzisyen hayatı nasıl olmalı ya da nasıl olunabilir? Sen kendi tarafından bakacaksın tabii ki. Konuştuğumuzda da sen demiştin yani bir gitariste ben tavsiye çok iyi veremem ama benim gibi olmak isteyen, Hı -hı. şarkı sözünü kendisi yazan, sahneye çıkan bir insana bir şeyler söyleyebilirim. Tabii biliyorum. yani ben kendimi tam anlamıyla bir müzisyen saymıyorum aslında. Müziği kullanıp şarkılar yapan sonra da onları sahnede sahneleyen birisiyim. Çünkü başka başka sektörlerde diyelim ki bir piyanist. Piyanistin yapması gereken şey nedir? Aletine çok iyi hakimiyet, işte kendini geliştirme vesaire onun gibi şeylerdir. Benimki biraz daha başka bir taraftan. O kişilerin ne yapmaları gerektiğini ben bilmiyorum. Ama benim gibi olmak isteyenler bir kere kendi şarkılarını yapsalar fena olmaz. Çünkü şöyle de düşünmek lazım. Sahnede biz bir rol oynuyoruz bir tiyatrocu gibi hangi rolü oynamak istiyorsak o rolün gereklerini şarkı yazarak işte repliklerimizi kendimiz yazıyoruz gibi düşünmek hmm. lazım. Bir de kişiliklerine bakmaları lazım. Grup insanı mı o insanlar yoksa tek tabanca yürümeyi tercih eden insanlardan mı düşünmeleri lazım. Şarkı yazmak zorunlu değil. Birilerinden şarkı da alınabilir. Mesela çok iyi bir şarkıcıdır. Çok iyi bir sahnesi vardır ama şarkı yazmayı istemiyordur. O zaman birilerine şarkı yazdırmayı veya şarkı yazanların yazdığı şarkıları alıp onlara en iyi şekilde sunmayı falan düşünmeliler. Ben ne yapmak istiyorum? Benim elimde neler var? Nelerim eksik? Bunu düşünerekten bulmaları gerekiyor. Senin çok sevdiğim bir sözün var. Bunu sık sık zaten senin bütün hayatına bakınca insan hissediyor. Müzik beni seçmedi. Hatta zorluya zorluya ben seçtim müziği diyorsun, değil evet. mi? Bütün bu sürece baktığında eski ve yeni müzik dünyası şimdi bir dolu kanal var. Bazıları bunu avantaj olarak nitelendiriyor çünkü bugün artık aracılara daha az ihtiyacın Hı. var. Tak diye müziğini kendin koyabiliyorsun. Ama belki içinden çıkmak ve sivrilmek çok daha zor. Onunla ilgili ne söyleyebilirsin? Sivrilmek, fark edilmek falan daha zorlaştı. Aslında şöyle bir şey var. Şöyle bir avantajı var. Üretim çok kolaylaştı. Ama bu sinemada da öyle. Neredeyse fotoğrafçılık öldü gibi bir şey oluyor ya iPhonelar sonrasında. Yani artık üretim teknolojik şartlar düşünülünce çok kolaylaştı. Müzikte de bu öyle. Bence şu anda olmak daha avantajlı. Fakat uzun kariyer yapmak zorlaştı bence. Hmm. Uzun süreli kariyer yapmak zorlaştı çünkü insanlar geçen senle görüştüğümüzde bahsetmiştik. Hep şimdi deler bir şey geleceğe kalacak mı kalmayacak mı ondan emin değilim artık ben herkes yeninin peşinde yani bir dizi bitti Dikten 15 saniye sonra ikinci diziye başlıyoruz televizyonda mesela bir şey seyrederken ve onu tamamen unutuyoruz. Eskiden onun bir tortusu kalırdı, bir film seyrederdin, 3-5 ay boyunca insanlar sırf ondan bahsederlerdi benim dönemimde. Belki bu şarkılar için de geçerliydi. Şimdi düşününce artık... Hiçbir şeyle ilişkimiz kalmamış oluyor. Geçmiş tamamen siliniyor gibi geliyor bana. Doğru. Ondan nasıl kurtulunur? Belki de zamansız düşünmek lazım değil mi? Yani tamam. kendimizi kurtarabiliriz ama çağı kurtaramayız veya insanları hmm. kurtaramayız. Hmm. Artık öyle bir üretim süreci var, öyle bir tüketim süreci var. Bu çağın ruhu da bu diyeceğiz. Hmm. Yani o kadar. Bu arada sen güzel bir arşiv tutuyor musun kendinle ilgili? Hayır. Ama Funda tutuyor onu. Bir şekilde var bir şeyler, röportajlar. Var, var. Hepsi Funda'nın sayesinde. Benim kendi fotoğraf albümüm bile yoktur. Ben onları da biriktirmedim hiç. Aa. Hiçbir şeyim yok benim. Ama ofisimizde Funda'nın ben ona çöpçü derdim, kızardım da biraz. Fakat sonradan iyi ki yapmışın ya Funda dedim. Hiçbir şeyi atmamış. <laughs> Sen günlük tutuyor musun diyecektim. Tutmuyorsun gibi geliyor. Tutmuyorum. Peki hafızan mı çok iyi dedim. Yoksa anıları nasıl hatırladı diye düşünüyorum. Onlar düşündüm. hatırladıklarım. Yani çok daha fazla anı ekleyemem ona. Hatırladıklarımdan yola çıktım. Bu bir otobiyografi ama aynı zamanda bir sanat formu da olsun istediğim için içerisinde yine elinde sonunda bir kurgu oluyor bu tabii. Her şeyi anlatamıyorsunuz. Tabii. Bazı isimler var zaten. Bazılarını sadece baş harfleriyle kullandığın isimler de var. Bazılarında arkadaşlarımı arayıp bu olayı anlatıyorum. Bak ben böyle anlattım. Senin bunlara ekleyeceğin bir şeyler Hı. var mı diye sordum da bunları yaparken Hı -hı. beraber yaşadığım zamanları anlatınca o insanlar araları benim hatırlamadığım şeyleri onların söyledikleriyle doldurdum Evet onu da yazıyorsun çok güzel. Abi nasıl dağılmıştı bizim grup? <gülüyor> 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 o diyor ben senden daha kötü hafızalıyım diyor falan evet. yani böyle. Hani sonuçta üniversitede kurdunuz ve hani kendini evet. ilk rockstar gibi belki de hissettiğim Miraj. miraj yani o grubun mi? nasıl dağıldığını çok da hatırlamıyorsunuz mesela evet. gibi gibi bir şeyler oluyor. Onlar komik. Peki ben şunu gerçekten merak ettim akıbetine. Sen New York'ta bir sadomazo kulübe gidiyorsun hmm. ve diyorsun ki ben röportajcı olacağım. Burada röportaj çekeceğiz. Fotoğraflar bile çekiliyor senin model olduğun. Şimdi San Francisco'ya gitmiştim 1990 91 olsa gerek. Çok yakın arkadaşım gitarist Murat Pazar hala da yakın arkadaşım. Çok serseri bir ortamda Hayton Espery işte oranın en serseri yerindeydik biz. O sıralar grunge daha yeni çıkacak hmm. ama işte hiç normal insanın olmadığı burada anneanne dede torununu gezdiren bilmem ne falan göremezsin demişti arkadaşım <laughs> bana. Hakikaten de sadece çok gençlerin olduğu ve kültürün tamamen üretildiği bir yerde o müzik anlamda hmm. daha çok bir sevgilisi vardı Murat Pazar'ın. Sodomazui kulübünde çalışıyordu. Ne yapıyorsun ya sen dedim orada. İşte dedi adamları kamçılıyorum. <laughs> Suratlarına tükürüyorum falan demişti. Öyle şeylerden de etkileniyorlarmış adamlar. O yüzden de 100 dolar para veriyorlardı. İnanamamıştım ben. Türkiye'ye de dönecektim. Dur ya bir dakika dedim ben sizle röportaj yapayım. Türkiye'ye dönünce ben bunu dergilere, gazetelere falan satarım. Bu kadar manyak hikayeyi ben Türkiye'de nasıl bulacağım diye düşündüm. O kız beni patronuna götürdü. Ben patronuyla röportaj yaptım. Onları yazdım, ettim. Görsele de ihtiyacımız vardı. Ey dedim görselimin mankeni ben olayım. Murat Pazar'ın evinde o beni kamçıladı. O sırada fotoğrafları çektik falan. <laughs> Sonra o fotoğraflar yandı. Aa. Yandı. Oktay diye bir arkadaşımız çekmişti fotoğrafçı. Aa. O da oradaydı. Aa. Fotoğrafçıydı zaten oraya gelmişti. Fakat ben o fotoğraflar olmadan da Aktüel Dergisi'ne götürdüm. Gülse Birse Birsel ile Gürsel Göncü. Evet Gülseyle ile de orada tanıştık zaten hmm. Gülse birselle ile. Sonra ne oldu yayınlanmadı ama. Sen bunu yaz dediler ben her zamanki gibi ee, dedim yazmadım onu. Aa sen yazmadığın için mi yayınlanmadı o e, sonuçta? Elimde sadece flyerları falan kalmıştı o şeylerin. Yani o görsel tarafı olmayınca benim içime çok sinmiyordu. O sıralarda zaten ben ne iş yapacağım ya dediğim bir dönemde. Paraya ihtiyacım vardı, işe girmeye ihtiyacım vardı. Dergicilik belki oradan yavaşça dergiciliğe sızarım falan diye de düşünüyordum ben. <gülüyor> sadece <gülüyor> o hikayeyi yazma amacım yoktu yani. <laughs> o arada ben acaba radyoda... DJ mi olsam diyordum. <laughs> <laughs> i̇şte dergilere mi girsem, bu rock meselesinde, müzisyenlik meselesinde ısrar mı etsem, askere mi gitsem, işte sosyolojiyle ilgili başka bir bölüme mi? Artık ne yapabilirim diye düşündüğüm kafamın çok karışık olduğu bir dönemde notlar almışım kitabında isimler de geçiyor ya o da çok Hı -hı. hoş bir şey yani bir müzik dünyasının içinde olan isimleri görüyorsun Sedat Sarıcı mesela biz başka bir bölümümüzde de Volvox'tan bahsederken bundan Hı -hı. bahsetmiştik çok önemli birisidir. çok önemliymiş değil mi Evet Arzu Kaprol anlatmıştı bizim için efsanedir dedi yani öyle şey, yani vesaire. o tip kilit adamlar birçok şeye etkiliyorlar aslında değil mi Hı -hı. yani Sedat abi Bursa'ya gitmiş, oradaki bütün herkesi etkilemiş birisi. Şebnem Ferah'tan Tarkan Gözü Büyü'ye, başka başka isimlere kadar. Bursa'da olmasına rağmen bizim üzerimizde de büyük rolü var. Yani Bursa'da konserler düzenlenirdi. Türkiye'de hiçbir yerde konser düzenlenmezken Sedat abi konserler düzenlerdi. Biz İstanbul'dan kalkar oraya giderdik. Kendimizi rak yıldızı gibi hissederdik. O yıllarda sonradan İngiltere'ye gitti. Şu anda İngiltere'de yaşıyor zaten. Bizleri bir şekilde organize etti. Biz yine müzisyenler onun yanına gittik. Bize ilk şeyleri o söyledi. Burada kalacağız çocuklar şu kadar para beni işe soktu İngiltere'de bulaşıkçılık yaptığım yere hmm. zaten Sedat abi soktu falan. Hmm. Yani bizim üzerimizde kişiliği nedeniyle de çok büyük etkisi var. O kadar inançlı birisiydik ki biz de onun sayesinde inanıyorduk Ay yaptığımız şahane. işe. Şahane iyi ki bahsettik. Arzu da öyle bir aşkla bahsetmişti ki Bursa için, rock için aslında Türkiye'deki... ...konserler e, çok önemli kilit bir, bir adamdır. Dedim. Yani evet. o Sedat Sarıcı'yı... ...aradan çıkarsanız... ...belki benim, Tarkan'ın... ...kariyerleri belki çok daha... ...başka bir yerlere gidebilirdi. Yani biz sonradan daha çok... ...anlıyoruz tabii. Eğer biz... ...Bursa'da konser vermiyor olsaydık... ...o büyük izleyicileri... ...veya çok inanmış bir abimizi... ...görüyor olmasaydık belki de... ...başka yollara sürüklenecekken... ...buraya geldik. Ki Şebnem Ferah'ın... Tarkan gözü büyün üzerinde benim üzerimde büyük etkisi var tabii ama etkisi müzikal anlamda onlarda çok daha fazla var. Ya ne kadar enteresan bak izleyici ve konser meselesi. Sizler için ne kadar önemli? Büyümek, hmm. gelişmek, kendini iyi hissetmek, doğru yolda gidiyorum demek için de mesela senin ilk albümün hemen çok patlamıyor ama hmm. Sen konserlerde etki görüyorsun evet. gibi gibi ne kadar önemli. Melih Kibar'ın not almış mesela ben burçlarınızı sorması yani. <laughs> <laughs> akrep misin?" demiş bir de direkt sana. Evet, çok ilginç. Yani benim alakam yoktur o burç meselelerinde. Onu şeyden de söyledim. Yani hikayeyi anlatacaktım ama Melih Kibar'ı da anmak istedim. O da çok önemli bir müzisyen abimiz olduğu için onunla ilgili küçücük bir anekdotu da anlatmak istedim. <laughs> çok Onun güzel burçlara yapmışsın. ilgisinin olmasını. <laughs> yani çok zeki bir adamdı. Çok enteresan Tabii. bir adamdı Melih Kibar. Benim serseri dönemime denk geldi. <gülüyor> <gülüyor> İlhan İrem mesela yeni kuşak için ne ifade ediyor bilmiyorum ama... ...bizler için, 80'lerde çocuk olmuş insanlar için hmm. mesela... ...çok önemli bir karakterdi diye düşünüyorum İlhan İrem. Onun gençlere destek verme albümü yaptığını mesela ben bilmiyordum. İşte ben bizim üzerimizde hakkı olan herkesi orada da zikretmek istediğim için İlhan hmm. İrem'i de... Oraya koydum. Çok iyi yaptım. Başka aklına gelen isimler var mı? Şimdi takdiye sorunca belki eksik olur diye sormuyorum ama hmm. varsa söyle. Rıza Erekli'den zaten Rıza, sen bahsediyorsun. Tabii tabii. Tabii yani bizden önceki senaryosunun bize maddi olmasa da fikir olarak veya manevi olarak böyle birilerinin varlığının gençlere güç vermesi açısından onların hepsinden bahsetmek istedim. Yapılmış olan konserlerden veya Ortaçgil'den bahsettim, Masar Alanson'dan bahsettim zaten kitapta falan da. Yani bizden evvelki jenerasyon varlığıyla sadece bize güç verdi. Hı hı. Çok hoşuma gidiyor. Gü rakatlardan bahsetmişsin. Barla serinçler hı hı. var. Yani o dönemin müziğe çok emek veren insanlar ve gerçek müzisyenler. Sahnenin önünde, arkasında çok emek vermişler. Onları görebiliyoruz. Mesela. İnsan abilerinden etkileniyor. Tabii tabii. <laughs> Buraya yazmışım. Derslerde hayal kur, sınava sıkı çalış. O çok güzel. Sık sık ölmek istiyorum. <laughs> Beni yazmışım mesela. Sonra anne ilgisiyle ara sıra utandığını. Evet. yazmışım. Bir de Müslüm Gürses'le ilişkin. Yani paramparça ikinizden de ayrı güzel oldu ve ikinizden de bizler ayrı sevdik. Ama sen Müslüm Gürses'in karakterine, o tatlılığına ayrı bir vurgu yapıyorsun. Ben Müslüm Gürses'i zaten tanımazken de beğenirdim. Şimdi hmm. şöyle şeylerimiz oldu tabii ki. İlk başta müzikal beğenilerimizi çok doğru zanneden bir yerden geliyoruz. Gençlik öyle bir şey. Ben bunu seviyorum. O yüzden o güzeldir. Diğerleri kötüdür. Evet en doğrusu <gülüyor> budur. <gülüyor> en doğrusu budur. O. Oradan biraz geçtikten sonra 20'li yaşların başında ben Orhan Gencebay'ı da keşfettim. Müslüm Gürses'i de keşfettim ve arkadaşlarıma da bakın Müslüm Gürses diye birisi var diyen birisi yani müzisyenlere dinleyin bunu diye kasetlerini falan dinletirdim. Hmm. Ben müzikal anlamda etkilenmiyordum onlardan. Yani kendi yolumu çizme açısından etkilenmiyordum ama onların büyük değerler olduğunun farkındaydım. Hmm. Onları söylüyordum. Universal Müzik'ten Müslüm Gürses söylesin param parçayı dendiği zaman havalara uçtum tabii. Böyle evet, bir kendimden mesela. geçmişim olduğu için yani çok beğendiğim bir şarkıcıydı. Çok etkileyici buluyordum onu. O yüzden de çok Mutlu olmuştum. Tanıştıktan sonra ayrı sevdim. Değil mi? Çok enteresan. Çok tatlı ama. bir adamdı. Evet, evet. Öyleymiş. Şimdi kimleri beğeniyorsun ya da dinliyorsun? Artık müzik dinlemiyorum aslında. Hmm. Fakat etrafa bakıyorum. Etrafa bakıyorum derken bir şarkıyı bir kere dinleyip... ...aa ne güzel diyorum. En fazla birisine... ...dinleteceğim zaman bakın böyle bir şarkı var... ...çok güzel diye onlara dinletiyorum. Artık müzikle öyle bir ilişkim yok. Ama gençleri takip ediyorum. Dünyayı çok takip etmiyorum ben. Ama yeni çıkan Türk gençlerini takip ediyorum. Onları bir şekilde daha tanımadan seviyorum zaten. Yani bizim zamanımızda çok inandığımız bir yol vardı. Biz kendi artık eşimiz neyse onu tamamlamış durumdayız. Artık biz... Klasikler veya dinozorlar ikisi de aynı şey oluyor. <gülüyor> 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 yani biz o tarafa geçmişken müziği yeni şekliyle taşıyan insanlar gençler diye düşünüyorum ben. Hmm. Ee, lalaları çok seviyorum, Ezeli seviyorum, Gazapizmi seviyorum, Hip Hop falan da bana hmm, yakın geliyor mu onu soracağım. Seviyorum onları. Hmm. Yani söze daha fazla ilgi gösterdikleri için. Ama Jacuzzi'yi seviyorum, Sena Şener'i seviyorum başka kim? Güney Marlin'i seviyorum. Hatta bazı çocuklara yön de göstermeye çalışıyorum stüdyolarına gidiyorum. Kayıt zamanları, şarkılarını dinliyorum. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diyorum. Abi seni albüme ne olarak yazacağız diyorlar. Abilik diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abilik olarak yazın diyorum. <laughs> Güzelmiş. Kemancı Kaan Tan, Gözü Özlem Tekin, Aylin Aslım, Şebnem Ferah gibi insanlar için okul gibi Hı -hı. de olmuş. Sen Roxy Müzik Günleri'nde ödül aldın. İki branş. Tam evet, iki ödül almıştım. Şöyle bir şey var. Yani onların zaten maddi manevi ödüllerin falan yeri önemli Roxy gibi şeylerin müzisyenler için ama kemancı gibi tam anlamıyla sahnede staj yapacağımız yerlere ihtiyaç oluyor. Çünkü kemancı ilk olarak böyle sahnesinin yukarıda olduğu, detaylı düşünülmüş rak mekanıydı bizler açısından İstanbul'dakiler açısından Ankara'da başka yerler de vardı ama kemancının bizim açımızdan rak yıldızlı, rak starlık stajı yaptığımız yer olarak görüyorum ben. Evet, senin o Ankara ayrımında çok güzel. Bunu birkaç yayında biz konuşmuşuzdur. Ankara bu açıdan daha şanslı rak müzisyenlerini hmm, çok yetiştirdi. Hala da müziğe derin ilgi duyanlar, evet. hani sıkı çalışanlar sanki orada gibi. Bugünün pek çok müzik topluluğu da bahsettiğin hani gruplardan da vardır. Ankaralılar aslen. Ankaralılar yani bizim dönemimizde birkaç tane bar vardı. Biz de kıskanırdık. İstanbul'da yoktu. Hatta çaldırmazlardı da bize. Biz rak yapıyoruz dediğimiz zamanlar caz yapılabiliyordu, başka müzikler yapılabiliyordu, pop yapılabiliyordu ama rock dendiği zaman aman abi diyorlardı bize çalmayın diyorlardı. Biz de hatta o kadar özenirdik ki sadece seyirci olarak cumaları Ankara'ya giderdik. Bir konseri seyrederdik işte konser dediğimiz aslında bir gece barda çalan insanları sonra da sabahleyin otobüslerle evimize dönerdik. O kadar hem ...burada hiçbir şeyin olmadığını anlatmak için anlatıyorum ben. Hem de Ankara'da bir şeylerin var olduğunu anlatmak için. Ee, çok güzel bir ayrıntı bence. Bir de Şehrazat'ın sana soyadını kullan demesi muhteşem bir tavsiye. Hiç <laughs> Teoman'dan bir şey olmaz diye. Öyle şeyleri... Teoman çok iğrenç bir isim. Sen en iyisi soyadını kullan. Yakup oğlu demişti bana. <gülüyor> bir <gülüyor> bir de... de bıyıklar bırakacaktım. Kaytan bıyıklar ve... Şalvarlar giyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi hem de tam adamına söylemiş. Sana bir ara da Ege gibi ol diyorlar. Hani Akdeniz şarkıları söylüyor. Evet. Şile bezi giyemem ben. <laughs> ilk itiraz o şey. Hani şarkı türünden, <gülüyor> 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 müzik türünden önce <laughs> kıyafet. Peki şimdi sahnede ya da sahnenin arkasında kaprislerin var mıdır? Kapris olarak nitelendirilir bunlar bilmiyorum ama... ...hani düzgün olmayan bir kulis, floresan ışıklar... ...daha önce bunlara duyarlı yani olduğunu şöyle biliyorum. Şöyle bir şey var. Sahneye çıkacaksınız. etrafınızda sizin estetik anlamda rahatsız eden sadece estetik değil tabii ki. Büyük bir gürültü de kötü orada. Diyelim ki orkestra elemanlarınızı ayakta görmek istemiyorsunuz. Daha doğrusu şunu anlatmak istiyorum ben. Altı kişilik bir grupsunuz. Oraya üç tane koltuk koyar ...birisi, o beni rahatsız eder tabii ki. Hmm. Sadece mantıklı şeylerim var. Yani, mantıklı olalım. Sekiz <laughs> kişi yemeğe gelmişsin. Niye dördü? Tabak var gibi. <laughs> Haklısın yani. Bu arada yine Funda'nın ATM'yi kullanmayı sana öğretmesi, değil mi? Funda evet. sanırım öğretiyor. Yani belli bir yaştan sonra parayla ilişkin nasıl peki? Şimdi nasıl? Daha önce nasıl da? hiç mı? bilmiyorum. Hala. Ofisten funda idare ediyor onları. Bazen yatırımlar falan yapıyoruz. O arada görüyorum. Hiç görmediğim bazen arsalar, evler alıyorum. Hiç görmediğim. <laughs> Peki bu bitcoinler, sanal dünya, metaverse... Ben onlara hiç alakam yok. Hayır, yani çözemiyorum Hı -hı. onu. Çok real gelmiyor. Hı -hı. Gerçi zaten çöktü bitcoin. Yani. <laughs> kripto paralar dünyası. Çünkü senin matematiğin iyi. Bir şeyin dersini çalışıp öğrenebiliyorsun. Matematiğim iyiydi bundan 30 küsür sene ver. Ben Şimdi artık değil midir? ben artık para üstü alırken bile doğru mu değil mi anlayamıyorum. Yani <laughs> şöyle bir şey var. Yıllar geçtikçe insan zaten o yeteneğini kaybediyor. Hmm. Zekası köreliyor da. Ben kendimden görüyorum onu. Hmm. Yıllar geçtikçe zekan köreliyor. Gelişen şey ama akıl. Hmm. ...tecrübeyle... ...daha soğukkanlı bir şekilde doğru kararlar verebiliyorsun. Hmm. Ama artık eskisi kadar zeki değilsin. Bunu da kabul etmek zor tabii. <laughs> Ama doğru bağlantıları kurmak da çok önemli. Hızlı ee, yani şu anda tabii. ihtiyacımız olan zaten akıl. Hmm. Yani birdenbire buluş yapacak değiliz. Çok zeki olmamıza <laughs> gerek yok. İşlerimizi akıllı olarak devam ettirmekte fayda var. Peki politikayla ilgin nasıldı ve şimdi nasıl? Politika ile hep uzaktan... İlişkim vardı benim yani ben kendi başına kendi kendini yetiştirmiş pek de başında bir büyüğü olmamış birisiyim bana belirli bir politika veya bir futbol takımı veya başka bir şey zerk edilmedi küçüklüğümde o yüzden de o konulara hep uzaktan baktım ben spor nedir? ona duygusal bir taraftan bakmadım. Politikaya da öyle duygusal bir taraftan bakmadım. Politika 80'ler öncesini çocukluğunda yaşamış benim gibi birisi için şöyleydi. Boşu boşuna insanlar birbirini öldürüyor. 1980 öncesinde ben ona bakıyordum. Yani sağ nedir, sol nedir hafif hafif baksam da o teorileri öğrenmeye çalışsam da bunun insanların birbirini öldürecek bir şey olmasının nasıl mümkün olduğunu anlayamıyordum ben çocukken. O çocuk aklımla bile anlayamıyordum. Büyükleri açıkçası salak buluyordum. Öyle bir topa girdikleri için, hayatlarını kaybettikleri için veya başkalarını öldürdükleri için de. Öyle bir başlangıç yaptığım için ben politikada hiçbir zaman tam anlamıyla bir taraf hissetmedim kendimi. Kime yakın hissediyordum? Solculara daha yakın hissediyordum kendimi. Kültürel bazdan ötürü Kültürel, özellikle. Kültürel tabii değil mi? ki. Yani Stalin'i okuyup da komünist ol olmak <laughs> imkansız zaten. <laughs> ama solcuların ana fikirlerinin eşitlikçiliğin, adaletin vesairenin, solculuğun liberal fikirlerinin daha yakın buluyordum kendimi ama bu nedenle birbirini öldüren insanlar bana saçma geliyorlardı o zaman. Bugün nasılsın? Bugünkü ilişki nasıl? E, bugünkü ilişkimde yine yine uzaktan bakıyorum çünkü yani işin içerisine katıldığın zaman pek bir işe yaramıyor. Siyaset neredeyse ölmüş durumda. Şöyle ki insanlar bir tarafı seçiyorlar artık kendi bu sosyal medyadaki yankı odalarında sadece kendi söylediklerini duyuyorlar ve o insanlara çok büyük bir çoğunluğuna kendi seçtikleri partiyi yolu değiştirmek imkansız. Eğer öyleyse o zaman siyasetin ne anlamı kaldı? Hı hı, hı. Peki sen sosyal medya kullanıyor musun bu arada? Senin Sadece hesapların bakıyorum. var. E, e, ben hiçbir şey ...post Yaptış. etmiyorum. Twitter'da falan da... ...sadece okuyorum. Böyle birkaç kişi var. Birkaç kişi var dediğim... ...arada bir bana tavsiye edilenleri... ...veya işte o... ...bir yerlerde gördüğüm fikrini... ...sadece saygı duymak için de... ...benim fikirlerimi söyleyen... ...insanları açısından bakmıyorum. Aslında bir... ...başka başka şeylerde... ...bir Türkiye profili çıkarmaya... ...çalışıyorum ben Twitter'da baktığım zaman. İnsanlar neyi nereden... ...görüyorlar? Hmm. Zaten öyle benim... İçimden bir şeyi söylemek de gelmiyor. Ondan özellikle uzak duruyor değilim. Söylenecek pek bir şey yokmuş gibi geliyor bana. Başkalarının söylediklerini okuyorum sadece. Hmm. İlk tweetinle ilgili yazdığın şey çok, Aa, çok komik. Çok <laughs> Twitter'ı çözmeye çalışıyorsun ve yani o sırada. Şöyleydi. Herkes Twitter diye bir şeyden bahsediyor. Ben de Twitter'ı yüklüyorum. Sonra kimi merak ediyorum ben diyorum. Aklıma kimse gelmiyor. Kimseyi merak etmiyorum. Ben ne yapacağım ya diyorum. Sonra birdenbire aklıma Aa, Okan Bayülgen kesin bir şeyler yazıyordur diyorum. Okan Bayülgen yazıyorum. Bir gönderiyorum. İlk tweetimi atmışım. <laughs> <laughs> i̇lk tweetim, ilk ve son tweetim Okan Bayülgen. <laughs> Ha, kendisi ne diyor buna senin yakın sıkıntı söyledim şey. mi söylemedim mi hatırlamıyorum söyleyeyim bari bir daha gördüğümde ha, çok güzel hemen hemen her programda Teoman olsa da burada sıkılsa Teoman olsa bir köşede dursa bir hayattan nefret etse falan diye vurgularına ben bayılıyorum açıkçası ya özellikle politika yani politik bir şey söyle de bundan bir şey çıksın manasında Hı -hı. sormadığımı sen de tahmin ediyorsun tabii değil. tabii ya çünkü senin anlattığın hayatta büyük ...anneannen, babaannen... Hmm. ...özellikle anneanneni çok seviyorsun... İşte namaz kılıyor... ...babaannen gidiyorsun... ...kıçından ısırıyorum onu evet. diyorsun... ...yani daha çocuksun... Muhafazakar bir ailen de var temelden... Tabii. ...Karadenizlisiniz aslan değil hmm. mi? Yani... Ve o günden bugüne gelinen noktada mesela senin konserlerinde o birleşmeyi görmek çok güzel. Hı -hı. Ve sosyal medyaya bakıyorsun başka ayrımlar söz konusu. Sen gördüğünde bu saçma mı geliyor nasıl geliyor ne hissediyorsun onu merak ettim. Benim yaşadığım çevrede aile ilişkileri nedeniyle biz şeyin farkında değildik hiç muhafazakar yaşam. Hı -hı. Şurada başlar, şurada biter, oradan itibaren Değil layık evet. bir şey başlar. Her şey karma karışık bir sistem içerisindeydi. Yani anneannem, babaannem namaz kılıyor, annem Kur'an kursunu bitirmiştir ki ben kendi isteğimle Kur'an kursuna da gittim zamanında. Büyük bir ayrım gibi görmüyordum. Kim ne isterse yapıyordu bizim çevremizde. O yüzden ben şunu sevmiyorum ama gelinen noktada laikler kendilerini bir şey zannediyorlar karşı tarafın düşüncelerine, ahlaklarına bir şey söylüyorlar. Tam tersine muhafazakarlar kendilerini bir şey zannediyorlar. Öbür tarafın yaşayışına, ahlaklarına bir şey söylüyorlar. Okuduğumuz zaman herkes birbirini ahlaksızlıkla suçluyor başka başka nedenlerle. Yani bu, bu çok korkunç bir şey. Ve, ve iyileşecek gibi de durmuyor ne yazık ki. Hı hı. Baştan çok güzel bir şey söyledin. O kadar keskin değil aile içerisinde. Nerede başlar nerede biter. Nerede başlar nerede biter'i düşündüğün zaman o kadar ilginç bir şey var ki. Yani muhafazakarlar açısından bahsedelim. Yani onlarda öyle şeyler var ki diyelim ki yobazlar diyebileceğimiz tipler. Yani ben bu rafları kullanmayı seven birisi hı hı, değilim. Hı. Kendi muhafazakar çevrelerini bile ahlaksız bulabiliyorlar. Hı. Yani bunlar derece meseleleri <laughs> ve pek başkasıyla ilgilenmemekte fayda var. Yani hı. insanların bireysel tercihlerine saygı duymak lazım. Gençken kendini var etmekten bahsediyorsun. Sen de diyorsun ya keskin rol modellerin şunu yap yapma diyen insanlar da çok yok. Yani annen hem aileye bakmak istiyor, pek çok işi var annenin de. Onu da görüyorum mesela. Seninle de gurur duyuyor. Çocuğum iyi bir evlat olsun, iyi vatandaş olsun, belki de iyi biri olsun istiyor. Sen kendini gençken var etmek için kitap okudun herhalde. Özendin bir şeyleri. Bunu müzisyenlerde genellikle görüyorum. Başkalarına tavsiye vermekten çok hoşlanmadığının da farkındayım ama ne diyebilirsin? Kendine bugünden baktığında çocuk Teoman'a. Gideceği yeri baştan proje ederse insanlar projeksiyonunu ona göre yaparlarsa ben neredeyim nereye doğru gideceğim ve ben buna yatkın mıyım kişiliğim buna uygun mu kapasitem yeterli mi bunların hepsini oturup düşünsünler bir de şunu da düşünsünler isterim gençlere öğüt vereceğim hiç aklıma gelmez zorla yaptım yani değişeceklerinin de farkında olsunlar. Hmm, yani şu kimse. anki kişi kalmayacaklar. Çünkü bazen insan 20 30 yıl sonra ilerisini düşünürken değişmeyeceğini varsayıyor. Hmm. O yanlış. Hmm. Belki eskisi kadar tutkulu olmayacaklar, belki eskisi kadar inançlı olmayacaklar ve aynı zamanda benim yaptığım işle ilgili olarak şöyle bir şey söylemek isterim. Benim yaptığım iş ticari sanat diye geçiyor. Sanat olmazsa yapmanın anlamı yok ticari olmazsa o bir meslek değil. Hmm. Bunun arasındaki o çizgiyi doğru bulmaları gerekiyor. Hmm, çok güzel. Ama bak Funda da ne kadar seni korumuş değil mi bu ticari şeyden? Sen ne kadar sıkılsan da Hı -hı. mutlaka işin içine girsen de bir şekilde giriyorsun yine Hı -hı. de değil mi yani? Girmek zorundasın. Ama her zaman insana bir ikinci kanat lazım, koruyucu lazım sanki. Yani hayat tek başına evet. yürütülecek bir şey değil. Yani yapabilseniz bile değil. Peki İstanbul, semtler ve Cihangir. Senin için önemli olmalı diye düşünüyorum. Cihangir öyle ki benim gibi çocuksu işlerle uğraşan bir sürü insanın bulunduğu yer zaten. Bir de gidip gidip geri döndükleri değil mi? Evet, gidenler geriye dönüyorlar. Çünkü kendilerine benzeyen, merakları olan, ilgileri olan, işleri olan, meslekleri olan insanlarla karşılaşabiliyorlar. Birbirimize benzer şeyler hissedeceğimiz insanlar bizi biraz daha ayakta tutuyor sanki bir ressamla karşı karşıya giriyorsunuz. Bir kafede oturuyorsanız masasının üzerindeki kitap ilginizi çekiyor. Oradan bir sohbet doğuyor. Yani benim çok sevdiğim insanlar var. Karikatüristler var, ressamlar var. Bir yönetmenle konuşuyorsunuz. Benzer alanlar olduğu için yani paradan da konuşmuyorsunuz. <laughs> Besleniyorsun ya Tabii. ve belki bir şeyler üretiyorsun. Biraz önce sen anlatırken "Mabel Matiz'i gördüm mesela." diyordun, değil evet. mi? Yani, yani hemen ayaküstü bir şeylerden bahsettik Hı -hı. onunla. Ne yapalım? Bana bir şarkı yazmıştı. Onu beraber yapalım ya dedik. Yani <laughs> biz zaten bir yerden sonra bir şarkı yapmak sadece bir şarkı yapmak anlamına gelmiyor. O insanlarla karşılaşacaksın. O günü onlarla geçireceksin. Kolektif bir şey ...üreteceksiniz, beraber sizin bir şeyiniz olacak falan... Hı -hı. ...bunlar yan tarafları daha çok ilgilendiriyor. Çünkü üretim artık benim pozisyonumda olan bir insan için... ...pek ileriye veya geriye götürecek bir şey olmuyor. Bir tür hobiye dönüşüyor. Hı -hı, çok güzel bir şey söyledin. Peki sen kafelerde, restoranlarda rahat rahat oturabiliyor musun Teoman? Tabii oturuyorum. Ya sonuçta şöhretli birisin. Hayranların hmm. geliyor mu? Oradaki iletişim nasıl oluyor? Şöyle bir şeyi aslında? de fark ettim ben. Televizyona çok çıktığın zaman aşırı toplumsal bir figür oluyorsun. Ama eğer röportajlardan kaçınırsan, televizyona çıkmaya gayret etmezsen, televizyon kimliğini... Veya işte kameralar önündeki kimliğini geriye çekersen eğer hayat daha kolaylaşıyor. Hmm. İşimi iyi yapmak için öyle şeylere ihtiyacım yok. Konser veriyorum, albüm çıkarıyorum. E bunlar bana da yeterli. Daha büyümeme, daha geniş kitlelere toplumsal figür anlamında ulaşmama gerek yok benim. Bunu yapınca daha rahatlıyorsun. Ama büyük ihtimalle bir dizi oyuncusu şu sıralar ben seyretmiyorum bu dizileri ama bütün Türkiye'ye yayıldılarsa hayat onlara zordur. <laughs> Tabii ki. Peki sen televizyon seyreder misin? Hayır. Ben günde bir iki saat kitap okuyorum. Haftada dört tane falan sanat filmi dediğimiz o filmlerden çok çok seçerek seyrediyorum. Onların bile peşine düşseniz hepsini seyredemezsiniz zaten. Başka da bir şey yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir de bu semtler çok önemli. Bu pandeminin etkisini azaltmasıyla birlikte ya da aşıdan sonra diyeyim biraz hmm. daha bir rahatlama olunca ben de bizim tür semtlerdeki karşılaşmalara bayılmaya başladım. Yoksa hepimiz köyleri, kasabalara çok uzaklara gitmeliyiz ve oralarda olmalıyız gibi bir durum oldu ya. Şimdi böyle... Ben Et... ölürüm oralarda. <laughs> evet, <onu gülüyor> Benim görelim. kafeye ihtiyacım var. <laughs> çok güzel onu tabir ediyorum ama... kafeye kitapçıya ihtiyacım var <laughs> evet, benim de ne kadar güzel sen de bir kitapçıda oturup saatlerce kitap bakıyormuşsun alıyormuşsun benim de çok hoşuma gitti alıp alıp okumuyorum <gülüyor> <gülüyor> ama o bakmalar da çok güzel alıp alıp okumuyorum deyince şimdi bizim evde çekiyoruz bu çekimi evde yapıyoruz arkamda kütüphane var hemen onu çok çok iyi biliyorum kağıt ev diye bir kitap vardır orada böyle kitap hayvanı denir o tür insanları ...ben hemen tanırım. Mesela... ...kütüphaneli bir yere gittiğinde... ...hemen kütüphaneye bakmak ister. Biriyle konuşurken bile gözü oraya gider. Teoman'da da o oldu. Hemen o insanları seçebiliyorum. Ben hemen hemen her gün bir kitapçıdayım. Ha, çay, Satın hayır. almasam bile geziyorum. Yani... O da bir okuma. Öyle bir de şöyle bir şey yapıyorum ben. Bir yazarı alıyorum, takıyorum ona. Sonra onun röportajları nerede var diye... ...araştırıyorum işte kitaplık dergisinde oluyor onu alıyorum onu okuyorum oradan ona atlıyorum falan böyle bir kişiyi tanımaya çalışıyorum. Evet aynı o açıdan ben. <laughs> çok benzettim. Peki Teoman sana çok şey sormak istiyorum ama demin de söyledin çok da röportaj vermiyorsun. Hatta çok uzun zamandır da vermedin. İyi ki de geldin. Ama nasıl olunur'u sormak istiyorum sana ara ara konuşsak da. Nasıl iyi bir müzisyen olunur? Ya da nasıl iyi bir insan oluruz? Genel neden bahsetmek istersen. Hım. Bu benim kendime sorduğum sorulardan biri. Hala cevabını veremedim. Ama şimdi be benim pozisyonumdaki bir yere geldikten sonra artık uğraştığınız alanla ilgili deşilecek şeyler, daha doğrusu deşmeyi istediğiniz şeyler azalıyor. Hmm. Öyle bir zorluğu oluyor. Ben artık müzikle çok çok fazla ilgilenen birisi değilim. 6 sene boyunca hiç şarkı yazmadım. İçimden gelmedi. Benim gibi insanlar eğer şöyle söylüyorlarsa şöyle algılasın başkaları. Artık şarkı yazamıyorum dersek biz artık heveslenemiyorum anlamına gelir. Yani yoksa 120 tane şarkı yazmışım. 121.yi mi yazamayacağım yani? Bu akşam oturursam bir iki tane şarkı yazarım. Ama içinden gelemiyor. O yüzden de başka alanlara atlıyorsun işte. Hemen elime bir kitabı alıp karıştırmak, müzikle hiç ilgili olmayan bir alan olan diyelim ki İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir kitap okumak birdenbire daha fazla ilginizi çekebiliyor. Daha gençlere söyleyebilirim. Biraz evvel söyledim zaten ama hedeflerini kendi kapasitelerine ve değişeceklerine göre belirlerlerse birkaç alana da yayılırlarsa çünkü hayat aynı zamanda bir benim gibi insanlar için sıkılmama <laughs> yeri nasıl sıkılmazlar yani Evet sorumuz o. Nasıl sıkılmanız? Benim tavsiyem valla spora, sanata vesaireye ne kadar çok alana yayılırlarsa o kadar iyi. Yoksa eninde sonunda başarı çok önemli bir şey değil. Başarıyı başka türlü tarif etmek lazım. Huzur üzerinden tarif etmek lazım. Yoksa birinci oldun, çok zengin oldun, çok takdir edildin falan bunlar önemli şeyler değil bence. Çok güzel. Peki Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız? Birincisi herkes kendine hakim olursa, başkalarının düşman olmadığını falan hissederse, yani belki de birebir ilişki kurarlarsa karşı kamptan olduğunu düşündükleri insanlarla çok daha rahat olacaktır ama bu sosyal medya insanları klavye kahramanı mı diyorlar? Hı hı. Öyle öyle Delikanlısı bir şey yaptı diyorlar ama öyle evet. bir şey yaptığı için artık utanma duygusunu da kaldırdığı için oradan insanlar birbirine çok ağır hakaretler ediyorlar. Herkes her şeyi eleştiriyor. Yani hepimiz insanız. Tabii ki kusurlarımız var. İlla ki onların üzerine yoğunlaşmamak lazım. Bence daha ortak noktaların ne olduğunu hissederse insanlar farklı şekillerde yaşasak da en de sonunda birbirimize benzediğimizi ve birlikte de yaşayacağımızı düşünürlerse daha rahat bir Türkiye olur. Yani Türkiye beni çocukluğumdan beri hayal kırıklığına uğratan ve üzen bir ülke. Yani 80 öncesini anlatmıştım. Bakın konular değişiyor ama kavgalar değişmiyor. Kavga hep var. Çok saçma bir şey. İyi ki katıldın Teoman. Çok, çok mutlu ederim. oldum. İyi ki geldin. Hakikaten çok mutlu oldum senin tanımaktan da. Çok sağ ol. Teşekkürler.